Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emin Başbayan. Bugün birlikte React ile güzel bir uygulama yapacağız. Bu uygulamamızın içerisinde Context API kullanacağız. Local Storage kullanacağız. UseReducer hook'unu kullanacağız. Aslında diğer hook'ları da kullanacağız. UseEffect ve UseState gibi hook'ları da kullanacağız. Ama e, ağırlıklı olarak use reducer hukunun nasıl çalıştığına dair bir uygulama olacak, Context API'nin nasıl çalıştığına dair bir uygulama olacak, React ile baktığımızda elimizde şu şekilde, TMDB sayfasının sunduğu bir API var, e, film listeleri ile ilgili. Bunu biz e, alıp kendi sayfamızda kendi sitemizde göstereceğiz Güzel bir uygulama olacak e, vakit kaybetmeden başlamak istiyorum e, Tabii öncesinde bir Ne var ne yok bir bakalım yani ne yapmışız biz bu uygulamada Şöyle baktığımız zaman Eklenecek sayfamız izlenenler sayfamız ve izlenecekler sayfamız var İzlenecekler sayfasında Eğer biz bunu izlemek izledi isek, izlemişsek şöyle tıkladığımız zaman direkt bunu alacak ve izlenenler sayfasına atacak. Sonra tekrardan geldik mesela şu filmi de atmak istedim ben geldim onu da bu tarafa attı. Ben bunu çıkartmak istiyorum. İzlenenler sayfasından çıkartmak istediğim zaman buradaki ikona butona basarak bunu çıkartıyoruz. Tekrardan buraya geldi. Silmemiz burada da aktif bir şekilde çalışıyor. Local storage'e kaydedeceğiz biz bu verileri. O yüzden sayfa yenilenmesinde herhangi bir kayıp olmayacak. Başka ne özelliği var et deyip buradaki filmleri aratacağız. Diyeceğiz ki mesela Harry Potter. Butonlarımızı sağ tarafa attım. Aslında aşağı tarafa da atardım ama sağ taraf çok boşta kalıyordu. O yüzden sağ tarafa böyle attım. Siz isterseniz proje sonunda CSS'te bu butonları şu aşağı tarafa da atabilirsiniz. Tıkladığımız zaman direkt disable oluyor ve bir daha aynı filmi ekleyemiyoruz ve bunu watch liste yani izlenecekler listemize atıyoruz. Aynı şekilde tekrardan geliyorum Harry Potter'a. Jerry değil Harry. Evet artık disable görüldüğü gibi. Hatta şöyle yenileyim ben tekrardan aratayım. Harry Potter. Evet at the watch list diyor. Yani tıklayamıyorum ve bunu da zaten izlenecekler listesine atmış oldum. Sağ tarafta da add to watch var. Bu da ne yapacak? Şu listeye atacak. Gelelim bunu da başka bir film ekleyelim. Colpacino serimize bakalım. Türk filmi koyalım. Colpacino filmimizden şu da add to watch dediğimiz zaman watch listede eklen eklenmiş olacak. Yani watch liste eklenmiş olmayacak ama oradan watch liste de ekleyebiliriz o yüzden burada şunu göstermek istedim. İkisinde de nasıl disable edebiliriz. Şuna basarsak sadece sol tarafa ekleniyor. Bunu göstereceğim. Yani bunu göstermek amacıyla aslında ekledim. Evet, Colpacino'da burada izlenen filmler dedi. Film sayısı ve burada da aynı şekilde içerisinde kaç adet film varsa onları da sıraladığımız güzel bir uygulama olacak. Evet, o zaman fazla zaman kaybetmeden hemen uygulamamıza geçelim. Ne yapacağız öncelikle? Şunu şöyle alalım. Bir sağ klik oluşturup hatta şöyle yapayım. Evet, buraya e, ne diyeyim? My Watch List diyeyim. Sonrasında klasörümü getiriyorum. VS Code ile açıyorum. VS Code ile açtıktan sonra içerisinde ne yapacağım? İçerisine ben tabii ki de React kuracağız. Hemen geleceğiz terminale. Buradan terminal new terminal diyeceğiz. Ne yapıyorduk? mpx create react App nokta nokta diyerek de burada bu dizine kaydetmek istediğimizi belirtiyoruz. Enter'a basıyorum ve şu anda evet projem oluşuyor. Evet arkadaşlar bu proje yüklenirken bir hatırlatma yapayım. Eğer bu tarz videolardan daha fazlasını istiyorsanız, daha fazlasının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca da bu videonun sonunda sorularınız olursa yorum kısmında da belirtebilirsiniz. Ben önceki videoların yorumlarında bakarsanız elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Eğer ben gözden kaçırırsam zaten başka arkadaşlar da yardımcı olmaya çalışıyor. Evet şu anda React uygulamamız yükleniyor. Evet şu anda yüklendi. Ne yapıyorum? NPM start diyorum ve projemi başlatıyorum. Terminal ekranını biraz büyütseydim iyi olabilirdi ama E şu an burası yüklendi. Bunu şöyle yükle yapabilir miyim? Tın tın. Büyüyor mu neyse okunuyordur zaten de. Ha, kodları ben tabii ki büyüteceğim. Onu da şöyle birazcık büyütelim. Aynen. Şöyle birazcık açalım. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle kullanmayacağımız testle ilgili ve diğer React React dosyalarını burada sileceğiz buradaki report ve setup'ı siliyorum. Logoyu siliyorum. Index.css'i kullanmayacağım. app.tesciyesi kullanmayacağım. Ve bunları siliyorum. Evet bunlar gitti. Tabii ki sayfam hata verdi. Index.css'e giriyorum. Pardon, index.js'e giriyorum. Şunu Ctrl+X'le kesiyorum. Burayı kesiyorum Ctrl+X'le. Index.css'i kullanmıyordum. Kaydediyorum. Şu an şöyle bir görüntü aldı. Tabi aynı şekilde logo'yu da burada siliyorum. Altta da logo'yu kullandığı için burayı da siliyorum ve Hello diyorum. Evet Hello dedim. Burası yüklenmiş oldu. Şimdi ne yapacağım ben? Header kısmımı yapacağım. Onun öncesinde buraya bir component klasörümü açacağım. Bu component klasörümde ben proje ile ilgili component dosyalarımı oluşturacağım. React'in React ile oluşturacağım. O yüzden hemen buraya component diyelim ve içerisine header nokta diyelim. İster js deyin, isterseniz jsx Artık sizin tercihinize kalmış. Şimdi ne yapacağız? burada şu kısmı yapmaya başlayacağız. Header komponentimizi. Sonra bunu da tabii ki bunun içerisine aktarmaya çalışacağız. Geldik. React'te RACE diyeceğim. Burada bana bir şey oluşturacak. React Snippet ile bunu yapabiliriz zaten. Onu da şu şekilde göstereyim. Şu extensionlar kısmında VS Code'da Evet burada gördüğünüz gibi ES7 React Redux React Native Snippet diyor. Bunu yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan direkt install diyerek. Benim yaptığım gibi Reac dediğim zaman direkt bu şekilde hazır React iskeletimizi oluşturuyor. Şimdi ne yapacağım? Buraya bir şunu sileceğim tamam mı? Diyeceğim ki Header tagimi açacağım. Sonra içerisine Container açacağım. Sonra bunun da içerisine Inner Content klasını açacağım. Şimdi bu klasları biz tek tek CSS yazmayacağım. Yoksa bu video 3 saat falan olur. olur. O yüzden gerçi şu anda ne kadar olacağını bilmiyorum ama o kadar uzun sürmez umarım. CSS dosyasını sessiz CSS kodlarını vereceğim ben. O yüzden siz de oradan hemen import ederek CSS dosyalarını kullanabilirsiniz. Sonra brand diyeceğim. Bu brand dedikten sonra içerisine izlenecekler diyeceğim ve bu header kısmını alacağım app.js'e götürüp buraya yerleştireceğim header şimdi header burada components nokta slash header'dan geliyor bunu kapatacağım tabii ki de şöyle biraz yaklaştırayım ne oldu bunu yüklemiş olduk Tabii ki şu parantezleri kapatmayı unutmayın ben buradan formatlayıcı kullanıyorum. Pretier. Eğer bunu da yüklerseniz kullanırsanız sizin için mesela şu yapıdan kaydettiğim zaman ctrl ile şu yapıya dönüştürebilir. Yani şunlara dikkat edelim. Bu parantez olmazsa hata verebilir. Evet header'ı yazdık bu şekilde. Hemen projemize girip bakalım ne almışız diye izlenecekler diye buraya gelmiş. Ne yapacağım ben? CSS ekleyeceğim. CSS'i gelip burada fcss'e ekliyorum şu şekilde. Evet. Bakın CSS geldi şu şekilde izlenecekler. Yazan yerimde geldi. Hemen içerisine gideceğim ve diğer header kodlarında yazacağım. Brand demiştim buraya. Hemen bunun altına ineceğim. Diyeceğim ki bir tane ule ve klası links olacak. Hemen altına gelip bir li açacağım. Burada izlenenler olacak. Evet, izlenenler de buraya geldi. Şimdi onun daha şekillendirilmesini nasıl yapacağımızı birazdan anlatacağım. Sonra içerisine bir li daha açacağım ve buraya da bir ikon ekleyeceğim. Bu ikonda plus ikonu olacak. Yani şuradaki gibi. Yani şu an biz şu header kısmını yapıyoruz. İzlenenler yazan yere geleceğim. Hemen yan tarafına fas fa plus ikonu ekleyeceğim. Bu font awesome'dan gelecek. Tabii şu an bu gözükmeyecek. biz bunu linklendirmemiz gerekiyor önce onu yapalım. Ondan sonra font awesome'dan import ederiz içerisine ikon dosyalarını. Onda nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi ne yapacağız? Hep e gittik ve burada header'ımız var. Ben burada linklendirmeler router'lar için React Router DOM kullanacağım. Yine React'in bir özelliği bir paketi diyeyim. npm i react router dom. Evet bunu şöyle de gösterelim. Şurada arkadaşlar npm i deyip react router dom dediğimiz zaman bize paketimizi indiriyor. Sonra şunu şu anda kapatıp buradan yükleniyor isterseniz siz durdurup bunu kapatıp Ctrl+C ile buraya da yazabilirsiniz ama şuradan da yeni bir tane ana dizine açabilirsiniz. O şekilde de paketinizi yükleyebilirsiniz. Yedir dedik, React Router DOM dedik. Ne yükleyeceğiz şimdi buraya? Biz bir router yükleyeceğiz. Şimdi şu header'ı silelim burayı tamamen. App.js dosyamın içerisindeyim ve geliyorum buraya diyorum ki router. Router zaten bana direkt diyor ki React Router DOM'dan geleceğim ben diyor. Özür <laughs> diyorum. React Router DOM'dan geleceğim diyor ve bunu da direkt yukarı import ediyor. Eğer siz de direkt import etmediyse bunu direkt buraya elinize teker teker yazabilirsiniz. Hemen açtım içerisine header'ımı da ekledim. Yder ekledikten sonra ben şunu bu şekilde yaptıktan sonra büyük ihtimal bana hata verecek. Geleceğim ve diyeceğim ki bunu browser, router ez diyeceğim. Bunu bu şekilde yaptığım zaman evet şu an hatalarında düzelmiş olacak. Ve aşağı ineceğim ve buradaki yönlendireceğim linkler ve rootlar Root'larda hangi komponentler çalışacak onu belirteceğim. Onun için ana bir dizin açacağım. Routes diye. Çünkü içerisinde Roots'ları yazacağım. Root'ları yazacağım. Birden fazla olduğu için Routes diyeceğim. Ve hemen yukarıya da import edeceğim. Buraya dikkat edeceğiz. Import etmeye arkadaşlar dikkat edelim. Sonra içerisinde birinci Root'umu yazacağım. Bunu da kapatacağız. Bu da zaten direkt yukarıya import'unu ettim. Diyeceğim ki. Pet slash olursa yani ana dizinde olursam benim elementim ne çalıştıracak? Benim watch list diye bir tane komponentim olacak. Onu çalıştır diyeceğiz. Şu an bu hata verecek. Diyecek ki watch list diye bir komponentin yok. Hemen geleceğim buraya. Diyeceğim ki watch list nokta js .gs diyeceğim. JSX değil. CST -E diyerek bunu da hızlı bir şekilde iskeletini oluşturacağım. Tabi daha import etmedik. Geliyorum şuraya CTRL Space diyorum alttan çıkıyor. Tıklıyorum hemen bunu da yukarıya import ediyor ve kaydediyorum. Evet watch listim geldi artık. Ana dizindeyken ee, home tarafındayken ya yani slash direkt sitenin ana dizindeyken bize watch list komponentini çalıştırıyor. Güzel. Şimdi header'ımızı buraya attık. Artık header'ımız tüm sayfaları değiştirdiğimizde orada görünecektir. Header'ımıza gittik tekrardan. Artık biz React Router DOM'u da yüklediğimize göre bu izlenecekleri yazısını ben kesiyorum ve içerisine gelip link ekliyorum. Bakın buradaki link de React Router DOM'un yönlendiricisi. Okey diyor. Hemen içerisini açıyorum ve buraya da izlenecekler diye yazıyorum. Şimdi bunu da bu şekilde yaptığım zaman bir hatayla karşılaşıyorum. Aynı şekilde bunların da gelip e, header'da diğer özellikleri de link vermem gerekiyor. Ve bunu tabii ki bir to özelliği vermem gerekiyor. To'yu verdikten sonra bakın hatam gitti. Artık izlenecekler ana dizine geldi. Şimdi izlenenleri de aynı şekilde yapacağız. Link'in içerisinde geliyorum ve link link deyip açıyorum. Bunu da bu diyerek nereye yönlendirmesini istiyorum. Watched dizinle yönlendirmesini istiyorum. Şimdi tıkladığım zaman gidecek ama içerisinde henüz biz bu e, komponenti oluşturmadık. Hemen onu da oluşturalım isterseniz. gelelim buraya diyelim ki Watch nokta bak, TSX istiyorum. Sürekli farklı farklı projeler yapınca arkadaşlar bu şekilde karışabiliyor. Şimdi watch dedik. Bunu da hallettik. Bunu yazdık. Şimdi tıkladık. Watch dizinindeyiz. Ama bu e, parametrede bu şeyde sayfada hiçbir şey yok. Biz buraya ama watch yazmıştık. Tabii ki unut, unuttuğumuz bir şey var. App.js'in içerisine gelip bir root belirteceğiz yine. Yukarıdakinin aynısı. İneceğim aşağı. Kopyalayacağım diyeceğim ki watch slash watch olunca bana watch listi değil watched komponentini yani watch ne oluyor izlenenler izlediklerimiz şu yani şu sayfa olacak izlediğimiz filmler burası da izlenecek daha izlemediğimiz filmlerin listesinin olduğu yer Şimdi ben buna watch dedim artık izlenenlere tıkladığım zaman evet watched sayfama geldi izlenenler sayfama geldi artık Güzel şimdi e, header'da bir de add ikonumuz vardı hemen onu da yapalım. Bunu da zaten bir link içerisine alacağız ve diyeceğiz ki. Bu da nereye gidiyordu hemen projemize bakalım. Tıkladığım zaman beni add sayfasına gönderiyordu. O yüzden burada to deyip Gelip add Slash Add diyeceğim. Hemen buraya da geldik. Bakın burada tıklayabileceğim bir şey yok. Çünkü içerisinde ikonumu göstermiyor. Neden göstermiyor? Font biz ikonumuzu gösterebilmemiz için Font dosyalarını projemize import etmemiz gerekiyor. E peki bunu nasıl yapacağız? CDN'le yapabiliriz ama ben bugün size Font Evsim'ın e, deyip web dosyalarında web sitesinde nasıl kullanacağımızı, dosyaları import edeceğimizi göstereceğim. Free for web diyeceğiz. Bunu alacağız. İnecek zaten. Şu an bu açıldı. Şunu kapatacağım. Burada my watch list klasörüme geleceğim. Şu ikisinden şu font Awesome var ya bunu getiriyorum, geliyorum. Şu my watch list'in içerisine hatta şurada göstereyim. Search, e, search diyorum. SRC klasörü var ya. Onun içerisine lip diye bir klasör açıyorum. Bu lip zaten direkt otomatik burada açıldı. Bu rar'dan çıkanı da geliyorum buraya atıyorum. Sonra bunun ismini değiştiriyorum. Geliyorum. ve siliyorum. Font evsime kadar olan yeri siliyorum arkadaşlar. Bunu silip enter diyorum ve bunu kaydediyorum. Şu an açıldı. Ee, ile A ile hepsini seçiyoruz. CTRL'ye basılı tutarak e, silinmemesini istediğimiz sayfaları e, tıklıyoruz. CSS dosyasının silinmemesini istiyorum. Bir de web fontlarının olduğu sayfa, e, dosyayı, klasörü silinmemesini istiyorum. Sonra geriye kalan hepsini delete tuşuyla, delete tuşuyla siliyorum. Hepsi siliniyor. Sonra CSS'in içerisine giriyorum. Burada da hepsini CTRL e A diyorum. Sonra yine ile basılı tutarak Click diyerek Almin CSS dosyasının silinmemesini istiyorum. Ve diğer tüm dosyaların silinmesini isteyerek projemi hafifletiyorum. Ve istenmeyen dosyaları siliyorum. Çok güzel. Burada ne oldu? Lib içerisinde artık biz font ulaşabiliriz. Nerede belirtiriz? İstersek indekste belirtelim. istersek burada belirtelim. Hemen şu CSS dosyamı. Dosyamı import ettiğim yerin altına geleceğim. Burada font awesomeın css dosyasını import edeceğim. Nokta slash deyip ana dizinden lib klasörünü seçip ana dizinden font awesome klasörünü seçtikten sonra css'i seçeceğiz. Ve içerisinden al-min-css diyeceğiz. Ctlc ile kaydedeceğiz. Hatta şöyle gösterelim. Daha kaydetmedim. Şu anda butonum yok. Tıklıyorum. Kaydediyorum. Şu anda görüldüğü gibi butonum gelmiş bulunmakta. Şimdi geleceğim. Ne yapacağım? Ee, burada tabi bana bir location root yani yok diyor. Add adına sen buraya gönderdin ama şu an bir şey yok demeye çalışıyor. Hemen geleceğim. Onu da oluşturacağım. Yine bunun aynısı. Aşağı kopyaladım ve dedim ki add diye bir klasörüm olacak ve bu da Ed'e gönderecek. Ve bunu da gelip components'den add diye bir komponent oluşturacağım. RACE deyip bunu da buraya hemen hızlı şekilde yazacağım. Kaydedeceğim. Sonra buraya kaydedeceğim. Bir hata verecek. Gelip buradan ctrl space de altta çıkan yolu hemen yukarıya da ekleyeceğim. Eğer size çıkmadıysa elinize teker teker yazabilirsiniz. Kaydedeceğim ve artık. Sayfayı yenilediğim zaman o hata gelmeyecek. Şu an sadece bir Chrome extension hatası veriyor sanırsam. Şurada o da önemli değil. Şu anlık. Güzel. Hmm. Hangi extension şu? Şu an bir tanesi çalışmıyor ama Allah bilir hangisi. Okey. Şu an görmeden geliyoruz. Ve app.js dedik. Şu anda da çok da güzel oluşturmuş olduk. Tıkladığımda artık et sayfama da gidiyor. Çok güzel. Bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonra header kısmında bakalım. Şurada bu şekilde ama bizde bu şekilde değil. O yüzden header kısmına gidiyorum hemen Buraya bir class vermem gerekiyor. Daha önce zaten ben CSS oluşturmuştum. btn Classını verirsem gelecek burada da butonumuz aynı şekli alacaktır. Güzel Header ile Komponentimizi ee, Header komponentlerimiz içerisine ekleyeceğimiz app.js'te Rootlarımızı belirtmiş olduk. Şimdi biz search kısmına geçelim. Add kısmına geliyoruz ve artık içerisini doldurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şu sayfayı yapacağım. Hemen göstereyim hangi sayfa yapacağımı. Bu sayfa yapacağım. Bir dizi arayacağım. Harry Potter mesela. Şu aşağıda search alanını API'den nasıl yapacağımızı da anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Ve geçelim add kısmına. Şimdi öncelikle ben HTML kısımlarını yazacağım. Ana klasa burada geleceğiz. Ana devi add page diyeceğiz. Bunları CSS'ini yazmıştım. O yüzden CSS'e uğraşmayacağız. Bu ders sadece React'e nasıl çalıştığına dair ulaşmak istiyorum. Evet ben bunu kaydettim. Şuradaki parantezleri unutmayın. Dediğim gibi ben Prettier kullanıyorum. Hemen hızlı bir şekilde orayı oluşturuyor. Sonra içerisine bir de add content diye bir klas oluşturacağım. Ve aşağı inip image klasörümü buraya ekleyeceğim. Burada alt ekleyebilirim. Şu an bizim için çok da önemli olmadığı için sadece search kısmına odaklanacağım. Search kısmına gelip şuradaki inspect deyip isterseniz siz ben proje dosyalarını zaten paylaşacağım. Buradan alabilirsiniz isterseniz oradan alabilirsiniz GitHub adresinden. Şurada section inner content new index'e geliyorum. Sağ taraftan bir hover yaptığım zaman aşağıda bana şurada Current Source diyor ve burada da e, fotoğrafa ulaşıyorum. Bunu CTRL-C ile alıyorum, geliyorum, buraya yapıştırıyorum ve bunu kaydetmeden önce kaydediyorum. Evet, dosyam buraya. E, image etiketiyle aldığım resmim buraya geliyor. Güzel. Sonra ne yapıyorum add content dedik hemen altına titles'ı açacağım hangilerini ekleyeceğim şu yazıları ekleyeceğim ve hemen onun altına da şöyle bir input'u ekleyeceğiz. Ne diyeceğiz buraya titles diyeceğiz titles'ın bir tane h1 var içerisinde h1 neymiş hoş geldiniz demiş siz elinize yazabilirsiniz ben buradan kopyalıyorum. Hoş geldiniz buraya geldi. Bir de altında milyonlarca film, TV şovu falan filan yazıyor. Bunu da alıyorum hemen altına H2 olarak. Bunu da yapıştırıyorum. Bunu da kaydettikten sonra hemen dönüyorum buraya. Milyonlarca film, TV show ve keşfedilecek kişi bla bla bir şeyler diyor. Hemen altına da bir input atacağım. Bu input'u şu input olarak göreceğiz. Hemen onu da altına atalım. Bunun da şöyle bitiş haşkinin altında bir bitiş divi var. Hemen onun altında input wrapper diyeceğiz. Input wrapper dedikten sonra bir input atacağım. Burası text olacak. Hemen yan tarafına gelip bir placeholder belirleyeceğim. Placeholder içerisinde ne yazıyordum? Film, dizi, kişi, ara nokta 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 diyordu ve şu anda da bunu daha yazmış olduk. Evet. Şu anda hiçbir sıkıntı yok gayet güzel ee, ne yapacağım burada burada hemen e, içerisine yazdığımı bir değerde tutmam gerekiyor bir state de tutmam gerekiyor o yüzden geleceğim bir use state açacağım use state hukukunu kullanacağım const diyeceğim query diyeceğim ve set query diyeceğim da bunun da snippet'ı var onu da göstereceğim nasıl kullandığım. use state diyeceğim. Üstet deyip yukarıya hemen importunu ettim bu şekilde arkadaşlar. İçerisi boş olacak şu anlık. Geldim. Evet şu an e, boş bir query değerimiz var. State'imiz var. Bu state'imizi nasıl kullanacağız? Bu state'imizi şu şekilde kullanabiliriz. Normalde gelip altına şuradaki text var ya. Şunu bir kapatayım. Bu input'un on change özelliği vardı. On change gelip şöyle <laughs> set pardon bir gıcık tuttu da <laughs> harbiden sesimi değiştirdi. Set şunu alacağız. Set query deyip içerisine şöyle parantez açıp i nokta target nokta value diyeceğiz. Bu i nereden geliyor? Zaten bu inputun bir özelliği. Evet bana bir hata verdi. Ne hata verdi? Ses demişim. Ha, şurayı silelim. Artık o öz şeyi vermez. Sıkıntıyı vermez. Bakalım biz şu query'yi alalım. Acaba değişecek mi? Merakla bakacağız. Tabi bunu altta hemen görebilmemiz için bunu süslü parantez içerisinde yazmamız gerekiyor. Allah Allah. Şöyle yazalım üstüyle. Evet, şu an bir şey yazmıyor. Ben buraya emin yazıyorum. Sanırsam değişmiyor. Burada mı gözükmüyor acaba? Şurada deneyelim. Evet, şu an göremedim. Neden göremedim? Set query query konsola deneyelim. Query'yi hemen orada görelim diye dedim ama query'yi şu anda konsola geldik. Dedim ki emin dedim. Evet şu anda görüyor. Altta neden görmedi onu anlamadım. Herhalde CSS'ler orada bir çakışıyor. Title'ın oraya yazarsam büyük ihtimal gözükecektir. Hemen şuraya gelip şöyle yazarsam tamam mı? Bakın burada yazıyor. Emin yazdığım zaman direkt içerisine ne yazıyorsam bunu artık bir state'te tutabiliyorum state'te nasıl tutuyormuşuz on change deyip bu şekilde kullanabiliyormuşuz. Tabi ben bunun içerisine API da aldığım API içerisinden aratma yapacağım için bunu bir fonksiyona bağlamak istiyorum. Bunu siliyorum. Diyorum ki yani function deyip e, ne diyelim on change diyelim anlamlı olsun. Hemen burada da pardon düz arrow function değil normal function yazıyoruz. Bunu da bu şekilde kapatıyoruz ve geliyoruz. Ne diyoruz? Şunu alıyoruz. Bunu gelip buraya atıyoruz. Aslında buna gerek yok. Event'i buradan alacağız. 10 change'i de gelip sadece buraya yazmamız yeterli. Evet tekrardan query burada aynı şekilde olacaktır. Emin yazdığımız zaman bakın hiçbir şekilde sıkıntı olmadan yazabiliyoruz. Güzel. Bunu yazdık. Ne yapacağız şimdi biz? API'mizi çekeceğiz ve altına da sıralayacağız arkadaşlar. bizim istediğimiz filmleri buraya yazdığımız zaman mesela Harry yazacağız ve aşağı tarafa şuradaki gibi Harry dediğim zaman Harry Potter'ın filmleri aşağı doğru sıralanmış olacak. IMDb puanı falan yazacak. Burada tarihi de burada yazıyor olacak. Evet bunu sildim. Ne yapacağım? indim aşağıya. Query'yi buraya yazdık. Bunu silelim şu anlık. Evet, geldik işte olay yere. Ne yapacağız? Burada hmm, şu The Movie DB e, TMDB'den alacaktık biz API'yi. The Movie DB'de bizim öncelikle giriş yapmamız gerekiyor. Şuradan kaydolacaksınız. Kaydolduktan sonra siz giriş yapacaksınız. Ben hemen buradan emin bas beğen deyip gireceğim. Buraya da şifremi yazacağım. Evet şöyle giriş deyip buraya da gireceğim. Evet şu anda pardon çok fena bir gıcık tuttu. Arada bir geliyor. Video durdurup bir öksürmem gerekiyor. O yüzden kusura bakmayın. Geldim buraya ve buradan profili düzenle değil ayarlar kısmına gireceğiz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra ayarlara gireceğiz. Burada API diyor. API'ye gelip buradaki API anahtarımız var. Bunu kullanabileceğiz. Tabi bunu nasıl kullanacağız? The movie hatta tmdb diyelim tmdb api deyip nereden aldığımızı göstereceğim. Getting starting dedi. Bu getting started'e gelip içerisinde şu anda yükleniyor dokümantasyonu. Burada ne yapmak istediğinize dair her şey var. Search'e geleceğiz ve burada bizim Search Movie isteyeceğiz. Yani filmleri aratmak istediğimiz API ve nasıl yapacağımıza dair bize burada bilgileri veriyor. Dene diyor. Try it out diyor. Onu dinleyeceğiz, bakacağız. Şimdi API'mizi buraya yazacağız. Neydi API'miz? Şu bizim profilde aldığımız cetera ile e alıp buraya kopyalayacağız. Buraya bize API'mizi uzun uzun yazdım. Şimdi ben bunu aldım. Set request desek burada hata veriyor. Neden hata veriyor acaba? Neyse, şu an ben bunu aldım. Bunu kullanacağım. Bu burada dursun. Bunun içerisine gireceğim ve diyeceğim ki bir şey oluşturacağım fetch ile. Fetch ne yapıyordu arkadaşlar? Fetch bizim veri alıp vermemizi sağlayan asenkron bir yapı. Fetch kullanabiliriz. Axios kullanabiliriz. Biz burada fetch'i kullanarak veri alacağız. Asenkron bir şekilde alacağız. Ve bunu da yine bir state açacağız. Bir array state'i onun içerisine aktaracağız. Evet. Hemen fetch deyip şöyle backtick'lerimizi açacağız. Sonrasında gelip şuradaki bize verdiği API'mizi yukarı yazdığımızda şuraya değerimizi vermişti ya. Bunu alacağız arkadaşlar. Bakın doğru yere geldiğinizden emin olun. Şuraya gelip movie search yazarsanız da yine aynı yere ulaşmış olacaksınız. Geldim bunu buraya yazdım. Tamam mı? Sonra e, and ile geleceğim içerisine. Ve şunu diyeceğim. Query diyeceğim ve burada da hemen dolar işaretimle içerisinde JavaScript mi yazacağım? Ne yazacağım? Burada benim tabi bunu eşittir yazıp yapacağız. Query'nin hemen sağ tarafına eşittir. Ve burada sıkıntı yaşarsanız yine GitHub'da paylaşacağım bu kodları. Oradan bakabilirsiniz. Benim e.target.value olarak buraya yazdığım değer var ya. Evet geleceksiniz bunu e.target.value diyeceksiniz. Buraya yazacağız. Evet. Şimdi buraya yazdıktan sonra ne olacak? Artık e, biz buradan bir veri alacağız fetch ile. Geleceğim diyeceğim ki den ile burada rest e, alacağız ve içerisine e, ne yapacağız? Sonrasında bunu JSON'a döndüreceğiz. JSON'a döndürdükten sonra o datalarımızı dediğim gibi buraya bir tane results e, state açacağım. O state'in içerisinden rahatlıkla bunları içerisine aktarabileceğiz. Evet bir response döndü. Bunun içerisine geldik ve dedik ki biz.json dedik ve burayı da bu şekilde parantezleri açtık. Şimdi ne yapacağız? Buradan sonra da gelecek bana bir data gelecek. Tamam mı? Bu datayı yine alacağım. Gelelim hatta biz ne yapalım? Log deyip data deyip burada bastıralım bakalım çalışıyor mu. Şunu bir silelim. Evet. Şimdi biz gelip burada input'umuz var ya bunun value'süne de gelip şey diyeceğiz. Şuradaki verdiğimiz query var ya. Aynen. Bunu bu şekilde yazmamız gerekiyor. Güzel. Şöyle bir yenileyelim. Şimdi aratalım bakalım heri diyelim. Evet bakın bana burada döndü sonuçlar. Harry dedim bana Harry ile ilgili 20 adet sonuç döndü ve tekrardan gösteriyorum burayı. Hmm, evet şuradaydı fetch ile on change fonksiyon içerisinde fetch ile aldık bunu biz geldik buraya attık. Geleceğiz buraya use state snippet ile tamam mı use state snippet ile hızlı bir şekilde state'imizi oluşturacağım. Bu firstler ne olacak results olacak şu R'yi Burada büyük yapacağım. Bu da başlangıç olarak boş bir array alacak. Ve ben ne yapacağım? Bu data geldiğinde datanın içerisinde ne var? Bakın datanın içerisinde aldım. Datanın içerisinde results var. Gördünüz mü? Ben bunu alacağım. Bunlar diğerleri beni şu an ilgilendirmiyor. Ben results alacağım. Bana direkt bunu döndürsün çünkü. Ve onu kullanabileyim. O yüzden şu logo sileceğim. Tamam mı? Diyeceğim ki set results gel içerisine datanın içerisindeki results var ya şunu şunu al diyeceğiz. Hatta al, kopyalayıp şu şekilde yapıştıracağım ve artık bu state'in içerisine atmış olacak. Ne yapacağım? Ben bunun içerisinden artık döndüreceğim isimleri. Hatta gelip direkt deneyelim. Aşağı doğru inip bu input div'in altına gelip results'ın içerisine atmıştık. Set results'ta içerisine maple döndüreceğim. Movie diyeceğim. Gelip bunun içerisine H1 ile ne yapacağım? Ee, buraya movie pardon key vereceğim. Benzersiz bir key. Hatta onun hatasını alalım. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Movie içerisinde ne varmış bakalım. Mesela title ile ismini alabiliyorum. Evet bak Harry Brown diye bir şey var. Bunu title ile alabiliyorum. Geliyorum diyorum ki e, movie.title ile bunu almak istiyorum. Tek tek döndür istiyorum. Evet şimdi deneyeceğiz. Kapatalım. Harry diyelim. Bakın bana direkt title'larını alabildim. Artık ben title'larını alabiliyorum. içerisinden resimlerini alabiliyorum. Ve birçok şeyi de bu şekilde alabiliyorum. Güzel. Her şey yolunda gidiyor ama ben burada API key'imi açık bir şekilde bırakmak istemiyorum hani bırakmak istemezsiniz. Güvenlik açısından .env dosyasına koruyacağız ve bunu da bu şekilde güvenli bir şekilde alacağız ve GitHub'a pushlarken de o dosyayı pushlamayacağız. .env dosyası neden yapılır? Neden hmm. oluşturulur? Güvenlik açısından arkadaşlar dediğim gibi API key'imizi biz paylaşmak istemeyiz. O yüzden geleceğiz buraya. Şu ana dizine dart nokta lokal diyeceğiz. Sonra bunun içerisine bir değişken atacağız aslında. Yaptığımız başka bir şey değil. Düz değişken diyebiliriz. React hatta direkt tmdb alt direkt key diyeceğiz. Tamam mı? Bunu alacağım ben geleceğim şuradaki hatta şuradan alayım şunu kapat şunu kapat şuradan aldığımız API anahtarımızı buraya kaydedeceğiz tabii ki sonra bunu ne yapacağım geleceğim burada API key bak key diyor şurada end operatörüne kadar bunu sileceğim tamam şu an buradayım API key eşittirdim Buraya geliyorum arkadaşlar Hatta şunu kapatayım iyice görün diye şöyle yaklaştırayım API key eşittir dolarımı açtım İçerisine dediğim gibi javascript yazacağız Ne yazacağız burada Proxies deyip .env local içerisindeki şu değişkeni alacağız rahatlıkla Evet hemen geleceğiz diyeceğiz ki Proxies diyeceğiz içerisindeki .env dosyamı al ismini ismini hemen bize verecek. Burada tmdb key diye bunu aldım. Tamam mı? tmdb key'i burada alıp sonrasında zaten kapattık ve direkt language diye devam ediyor. Bu language'de de burada ne yapıyoruz? Dili belirtiyoruz. Include adult yetişkinler için false diyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şu an bakalım çalışacak mı? Şöyle yenileyelim. Hadi diyelim. Evet bir hata aldı. Neden aldı? Çünkü bu bu NV dosyasını oluşturduktan sonra bizim projeyi yeniden başlatmamız lazım arkadaşlar. O yüzden şurayı kapat. Burada bir problem gösteriyor. Peki c'sini kapat. Evet şöyle bir saniye tüm dosyaları kapatmak istiyorum. Terminale giriyoruz Şurada tekrardan add dosyama giriyorum. Şöyle biraz uzaktan göstereyim. Yeterli C'ye basıyorum. Sonra yes no diyor. Yes diyorum. Enter diyorum. Ve projemi durduruyorum. CLS ile terminalimi bir temizliyorum. Sonra npm start ile bu projemi başlatıyorum. Evet projem tekrardan başladığı zaman şu that, dosyalarında bizim tekrardan bunu başlatmamız gerekiyor. Şimdi geliyorum buraya. Eski alalım. Şunu kapatalım. Artık tekrardan heri dediğim zaman yine hata verdi. Evet sorumuza bakacağız. Büyük ihtimalle tekrardan görmüyor. Orada biz yanlış bir şey yaptık. Burada ne yanlış yapmış olabilir diye bakıyorum. Fetch deep. Evet arkadaşlar burada ben hemen durdurup soruna baktım. Ee, tabii ki çalışmaz. Şurada örnek eklememiz gerekiyor. React app diye React projelerinde ve dosyaları, .datenv dosyaları oluşturmak için React altre app altre tmdb altre key diye oluşturabiliriz. Yani şurası şart. Sonra istediğimiz ismi verebiliyoruz. Şimdi kaydettim şimdi yenileyelim çalışacak mı? Evet çalışmayacak. Neden? Şimdi tekrardan yeniden başlatmamız gerekiyor. CLS e deyip NPM start diyeceğiz. Ve bu şekilde sayfayı Projeyi yeniden başlatmış olacağız. Şimdi çalışmasını da göreyim. Şimdi de çalışmadı. Enteresan bir şekilde. Neden çalışmadı? Çünkü Buraya da eklememiz lazım. Artistlik yaptım orada ama maalesef Yemedi, O yüzden buraya da atacağız tekrardan erdi diyeceğiz artık çalıştı Şuraya da ekleyeceğiz Oraya da ekleyeceğiz Evet sorun yaşarsanız dediğim gibi Şeyden bakabilirsiniz Kaç dakika olmuş 42 dakika olmuş güzel Devam edelim Umarım öğrene öğrene gidiyorsunuzdur Şuna alakası yoktu aslında onu da denedim de Sorun olunca orayı Şey yapıyoruz sıkıntı yok orada Evet sildiğimiz zaman gitti. Ops neden gitti? Sildiğim zaman demek ki neymiş? Prevent default'u oraya eklememiz gerekiyor idi. Pardon. Evet. Onunla alakası yok aslında. Silince neden gidiyor? Ya, tabii ki bununla alakası yok. Şöyle npm start Tekrardan ayağı kaldıralım. Tekrardan bakalım. Ve tekrardan bir hatayla karşılaşalım. Ne diyor hatada? Ee, map ile ilgili sıkıntılar olduğunu söylüyor. Değil mi? Hayır, burada da mı vardı aynı sıkıntı? Sildiğimizde direkt gidiyordu aslında. Hatayı beraber görmemiz iyi. Lakin neden olduğunu... Anlamadım. Şu an anlamadım. Tabii ki anlayacağız. Mesela filmler geliyor. Tamam diyorsun. Güzel diyorsun. Siliyorsun. Gidiyor. Enteresan. Neden gider? Tabii ki de şu yüzden gider. Geliriz. Şimdi şöyle bir problem oluyor. E, sildiği zaman içerisinde bir şey bulamadığı zaman Hata veriyor API'de o yüzden de genel olarak Şeyde hata veriyor map dönemediği için React hata veriyor Ne yapıyoruz şu data'yı aldıktan sonra Şurayı Süsü parantezi açıyoruz ve diyoruz ki if eğer Data error vermezse Tamam mı Gel Bunu içerisine at Eğer oldu da verdi Tamam mı? Ne yapacağız? Yine set results'ın içerisine set results'ın içerisine boş bir array at diyeceğiz ki map en azından çalışır olsun. Hata vermesin. Yoksa hata veriyor. Yenileyelim. Şu şekilde heri diyelim. Silelim. Bakın hata gitti. Ama şunu demesek yine gitmez. Çünkü yine hata olmadığı zaman içerisine atıyor. Ama onu da yapmadık. Geldik bunu yaptık. Bakın gördüğünüz gibi hata gitti. Yani error yoksa diyoruz. Sen bunu ekle diyoruz. Yine de ne olur ne olmaz diye gelip pardon set results'ın içerisine array'imizi atıyoruz. Güzel. Güzelce ilerliyoruz. Sıkıntısız, stresiz. Devam. Tabi sıkıntılarımız oluyor. Hatalarımızı beraber görüyoruz. Yarın bir gün bu hataları tek aldığınızda ki illaki alacaksınız. Bunları nasıl yapıldığını en azından beraber öğrenmiş olduk. Güzel. Şimdi ben result map diye içerisinde döndüreceğim. Benim burada bir şey yapmam gerekiyor. Burayı kesiyorum ve diyorum ki eğer results'ın uzunluğu Tamam mı? Yani içerisine attığım o e, dizi array'ler sıfır array'in içerisindeki elemanların uzunluğu sıfırdan büyükse mesela her yazdım. Her şey yoksa bir şey getirme. Ama varsa ne yap? İçerisine bir tane rıza, results diye bir ul oluştur. Tamam mı? Sonra kestiğimi kopyalıyorum buraya results map diye, map diye. Sonra buraya geliyorum ve bir li açıyorum. Li'ye de key vereceğim çünkü hata verecek. Bu bir nokta id diyeceğim ve içerisine bunu results result kart diye bir komponent oluşturacağım. Bunun içerisine göndereceğim. Yani her bir elemanı ben ne yapıyorum? Geliyorum buna gönderiyorum. Movie diye gönderdim. Şimdi diyecek ki bana hata verdi. Result kart diye bir şey yok. İyi o zaman hemen ekleyelim. Result card.gs'd veya de şu şekilde ekleyelim. React app yani React dediğim gibi snippet'ı yüklemeniz gerekiyor. React app create export. Evet. Bir de şey vardı sanırsam. Veya fc vardı React. Ee, aynen bu direkt bu şekilde konsol oluşturup bu şekilde export ediyordu. İster bunu kullanın isterseniz bunu kullanın. Ben bunu kullanıyorum. Evet. Şu an oluşturduk. Tabi buraya import etmedik. Geliyorum. Ekliyorum. Et Hemen yukarıya import ediyor. Import ettiğine göre içerisine doldurmam gerekiyor. Result kart. Ne yapacağız burada? Hemen gelelim ve yazalım. Bunu sil. Ve şöyle parantezimi aç. İçerisine gir. Result. Kart de. İçerisine gel. Poster. Wrapper diyeceğiz. Burada resmimizi ekleyeceğiz. Image diyeceğiz. Ve image'in içerisinde resmimizi ekleyeceğiz. Tabii ki bu image şöyle data alacağımız için API'den geleceği için o. Şu şekilde beklediklerimizi açtık. Tamam mı? Yazacağımız şu. HTTPS bu MovieDB'nin kendi posteri için, resmi için yani şu Posterleri var ya. Şunun için bir şey var. Yolu var. URL belirlemiş. Onda image.tmdb.org slash t slash p slash ve 200 Evet sonra biz arattığımızda hala geliyor mu? Şimdi şurada bir yerde burada props olarak alacağız çünkü orada gönderdik movie'yi aldık tamam mı? lock de buradaki movie'yi al. Hmm. Sonra bakın şu anda bana döndü. İçerisine baktığımız zaman ne varmış? Bir tane e, filmin içerisinde poster pet var. Bakın burada poster yolu var ya. Evet şu Mesela geldim ben tamam mı? Şu ne diye sorarsanız CTRL klik ile tıklayıp zaten buraya atıyor bizi. Şu an bir şey bulmayacak çünkü sadece şöyle bir link var. Ben şuradaki yol var ya poster pet dediği şunu alıyorum. Geliyorum. Şurada en sonunda slash diye buraya yapıştırıyorum. Bakın tak diye bana posterimi çıkartmış oldu. Yani oradaki mantık da aynı. Buraya kadar okey. Buradan sonra slash JavaScript diyorum. O yüzden geliyorum. Hemen dolar ve süsü parantezim açıyorum. Movie'den gelen neydi? Poster pe poster petti değil mi? Bakın şuradaki şu poster peti alıyorum. Ve bunu da buraya yapıştırıyorum. Okey diyorum. Aynı şekilde buraya da altta da yapabilirim. Şöyle. Aynısını buraya da yapıştırdım oldu. Tabi direkt böyle değil. Yukarıdan movie'nin içerisinden alıyorum. Evet artık kendi projemde eri deyip bakın burada da ne güzel alıyorum alabiliyorum. Buradaki fotoğrafları. Tam fotoğraflar okey. Şunları alacağız ve butonları ekleyeceğiz. Yeri yazdım geldi Colpacino dedim şu an mesela bunun resmi yokmuş bu gelmedi Bunlar geldi Kolpa. dersem direkt Colpacino filmimiz gelir Veya Kutlar Vadisi diyelim Evet Kutlar Vadisi de burada geldi yani cahil çıktı Neyse konumuz o değil evet Şimdi ne yapacağız Şimdi 51 dakika olmuş. Güzel ilerliyoruz. Biz eğer mesela kolpa yazdığımızda ne demiştik? Burada şu şekilde resmimiz çıkmamıştı. Bunu engellemek istiyoruz. Ne yapalım hemen burada? Diyelim ki eğer bu turu dönerse resmi varsa resmi göster yoksa daha düzgün bir şey göster. Mesela burada yazdığımızda kolpa diye bakın burada düz gösteriyor. Burada çirkin bir görüntü oluyor. Onu hemen ekleyelim. Şimdi bu imajı aldık, kestik arkadaşlar. Dedik ki movie nokta poster altı pet demiştik. Eğer bunun içerisi bu true ise bunu döndür. Eğer değilse neyi döndür? İçerisine içerisine yine bir parantezde bir tane class olacak filler poster. Aynen. Düz. Bu şekilde. Tekrardan bakalım. Bakın gelmiş zaten. Şuraya gelip şunu kapatayım. Şöyle kolpa dediğim zaman hatta kolp dediğim zaman bakın o çirkin görüntü artık yok. Kayboldu. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ise butonları falan filan onları da hemen ekleyelim. Hızlıca. Evet poster wrapper dedik. Şimdi hemen şu poster wrapper'ın kapanışından geleceğiz. Buraya bir info deyip İçerisini açacağız. Ne açacağız? Nokta header klası h açacağız. Bir tane de h4 açacağız. Ve h3 neydi? Şuradaki title'ımızdı. Bunları da aşağı doğru yazalım mesela. Şu şekilde yazacak ya. Bu e, title'dı. Hemen gelelim buraya. Class name title. Hemen gelelim movie nokta title diyelim çünkü öyle bir özelliği var. Siz şeyden bakabilirsiniz. şuradan arattığımızda obje dönüyor. Bakın burada title filmin ismi yani Film ismi buradan alabiliyoruz. De filmin yapım tarihini alacağız. Nerede mesela film yapım tarihi yazıyor? Bakıyorum hemen burada. Aşağı doğru iniyorum, iniyorum. Evet bakın diyor ki release date diyor. Burayı da alacağım. Sadece, sadece tabii ki baştaki 4 haneyi alacağım. Hemen onu da yapalım. Diyelim ki tabii hepsinin release date olmayabilir. Hepsinin title'ı var ama hepsinin yapım tarihi yazmayabilir. O yüzden release şöyle yazalım. Diyelim ki release date in aşağıya aç süslü parantezini movie içerisindeki şu release date'i al. Şimdi bu eğer true ise tamam mı? Bunu döndür. İçerisinde varsa. Eğer yoksa şöyle düz tire gönder. Okey. Mesela kol dedik. Bakalım olmuyor Mesela bunun yokmuş. Şeyi yapım tarihi göndermedi. Ve tire gönderdi. Yani bilgisi yok ya da bilgisi yok da yazabiliriz, geliriz. Bilgisi yok diyelim göstermek açısından. Bilgisi yok dedik bak bunların var. Güzel. Ee, şöyle tireyi tekrardan buraya yaptık ama ben bunu bu şekilde istemiyorum. Hemen geliyorum. JavaScript'in bir metodu olan neyi kullanacağız? Substring'i kullanacağız. Tamam mı? Gel buraya de ki substring özelliğini kullanalım scriptte. Bu ne yapıyor? Sıfırdan 4'e kadar al diyoruz. Tamam mı? İlk 4 taneyi bu şekilde almış oluyoruz arkadaşlar. Güzel 2020 1957 diye gidiyor. Evet tarih ekledik. Şimdi ne ekleyeceğiz? Yine aynı şekilde bunu al. Bu release date'i al aşağı kopyala. Bu sefer de biz şey yapacağız. Eee IMDB ekleyeceğiz. Şurada mesela IMDB yazıyor ya. O yüzden gel buraya IMDB'de B etiketini açıyoruz. İçerisine movie diyorum ve bu IMDB'si nerede gösteriyor? Bakalım. Gerçi bu IMDB mi? Onu da IMDB'dir büyük ihtimal. Pek bakmadım da puanı. Çünkü Void diyor. Void diyorsa Void Average ise IMDB'dir büyük ihtimal. Diyerek bunu da bu şekilde aldık. Evet. Şimdi baktığımız zaman IMDB. O hepsinin sıfır mı? Enteresan. Tekrardan bakalım mesela. Colpa Chino diyelim. 5-4, 5-2 şeklinde geliyor. Bir de Harry Potter'ınkine bakalım. Bu da bu şekilde geliyor. Evet. Eğer yine yukarıdaki gibi yapacağız. Ne yapacağız? Eğer bu değil mi? Turuysa bunu dönder Değilse boş bir tane gönder. da sanki öyle şeyler vardı. Heh, mesela IMDB'si yok bunun. Bir puanlaması olmadığı için bu şekilde yazıyor. Evet, ee, Burada bu şekilde yapmış olduk. Yan tarafa butonumuzu ekleyeceğiz şimdi. O butonumuzu da hemen ekleyelim şu H4'ün altındaki bitiş divi var ya oraya geldik. Dedik ki kont controls controls dedik. Controls. Evet bunun içerisine gireceğim arkadaşlar ve diyeceğim ki buton butonun klası BTN olacak. Ondan sonra içerisinde de add to watch list olacak. Evet, bu şekilde yan tarafa geldi. Şimdi e, ne yapıyorduk bunda? Tıkladığımız zaman ne olacaktı? Gelecekti buraya ekleyecekti. Şu an o olayı gerçekleştireceğiz. Evet, hemen onu gerçekleştirelim. Şunu silelim. Tıklayacağım ben buna. tabi şu an şunu yazmayacağım. Burada mesela yazdığımız zaman iki tane vardı ya. Önce biz şunu yani kafanız karışmaması için bunu göstereceğim. Ondan sonra diğerini göstereceğiz evet. Şimdi dediğim gibi buna tıklayınca oraya gidecek. Şimdi biz bu değeri global tutmamız gerekiyor. Bu state'leri. Yani ben bunu çoğu yerde kullanacağım. İşte ne yapıyorum? Ekliyorum, geliyorum. Burada kullanıyorum. Burada kullanacağım. Şöyle göstereyim. İzlenecekler tarafında kullanacağım. Sonra o butona ekleyince yani gelip şuna deyince Buna deyince ne olacak? Bu sefer de gelecek. Buna eklemem gerekiyor. izlenenlere. Yani burada bir global bir state ve birbiriyle bağlantılı olduğu için bunlar. Çünkü bakın mesela buna tıklıyorum. Ne yapıyor? Geliyor bunu ekliyor. Buna tıklıyorum. Geri tekrardan bunu ekliyor gibi birbiriyle bağlantılı olduğu için. Ben bunları bir kere de kullanacağım. Ve global bir context yapısını alacağım. Context API'mizi kullanacağız. Ve burada da uygulayacağız arkadaşlar. Nasıl uygulandığını da hep beraber öğrenmiş olacağız. Şimdi search klasörün içerisine gelip bir context diyeceğim. Context'in içerisine gireceğiz. Burada ilk oluşturacağımız isim pardon buraya değil şöyle bir dosya açacağım. Global context'in içerisine global context'in içerisindeki dosyamız ne olacak? Global state nokta olacak. Okey. Şimdi biz neden kullanıyoruz bunu? Dediğim gibi yani eğer olur da birden fazla tamam mı? E, birden fazla şeyimiz varsa e, state'imiz varsa ve bunlar birbiriyle bağlantılıysa ve bağlantılı olmasına da gerek yok. Yani e, alt alta göndermemiz gerekiyorsa yani şimdi ben bunu diğer hepsini göndermem için ne yapacağım? Geleceğim buraya tanımlayacağım. Çünkü ne yapar? E, parent'tan child'a doğru react'in düzdür yani mantığı. Altındakileri gönderir. Alırsın bunu bundan buna gönderirsin. Ondan altındakine gönderirsin. Ondan yani bu da watch var ya. Watch list'e gelecek. Watch liste onun altına gelecek falan filan. Yani bayağı bir uzayacak süreç. Mesela ede gelecek, et gelecek. İşte gidip result karta gönderecek. Result karta kullanmam için yani tek 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 göndermem gerekiyor props'lar şeklinde. İşte context API'miz burada devreye girerek diyor ki sen bir tane oluştur. Sonra gel app.js'te sarmala ve içerisinde ne kadar kapsa yani ne varsa senin içerisinde tüm komponentleri tüm sayfalara ben onu gönderirim. Tek tek bu şekilde iletmene gerek yok diyor. O yüzden de ne yapıyoruz? Global state'imizi açıyoruz ve state'imizi yazıyoruz. İlk olarak yapacağımız işlem hmm, ne yapacağız? biz bir tane e, global context oluşturacağız. Context. Onu nasıl oluşturacağız? Diyeceğiz ki export. Hatta şöyle not da düşelim buraya. Create context. Yani context oluşturduğumuzda dair notumuzu düşelim. Sonra diyelim ki export const diyelim. Global context diyelim ve buraya da create Context diye bakın direkt yukarı ekledi. Şöyle sildim mesela Context dediğim zaman altta çıkarttım ve yukarıya da ekledi. Evet bunu tabii ki kapatıyoruz ve Create Context React'in bir özelliği. Tabii ki bunu Redux'la da yapabiliyoruz. Ayrı üçüncü parti uygulamalarla da yapabiliriz. Bu direkt React'in içerisinde geliyor arkadaşlar. Böyle bir güzelliği var. Bunu bu şekilde açtık. Tamam mı? Şimdi ben bunu direkt size göstereceğim nasıl kullanıldığını. Geleceğim. Tamam mı? Buraya diyeceğim ki provider'ımız oluyor bizim bir tane. Tabi öncesinde birazcık e, bakarsanız global context işte context API nedir. Sonrasında tekrardan gelip bu uygulamayı bu pratiği yaparsanız sizin için daha iyi olur. Provider components deyip içerisine export const diyeceğiz. geleceğiz ve global provider diyeceğiz. Sonra props diyeceğiz. Neden props diyeceğiz? Çünkü alttaki elemanların hepsini ben almak istiyorum. Nasıl yani diyeceksiniz şimdi? Şöyle geleceğim return diyeceğim bunun içerisine, tamam mı? Geleceğim. Şu global contextten biz bir tane create oluş Context oluşturmuştuk ya. Geliyorum. Global context nokta direkt noktaya koyduğum zaman zaten bana burada özelliklerini getiriyor. Provider diyorum. İçerisine giriyorum kapatıyorum. Ve diyorum ki sütü parantezi props tip children diyorum. Yani bunu ben kapsadığım zaman neyle kapsarsam altındaki tüm komponentlerde burada ne verirsem onu alır. Yani bu e, parent bir e, kapsayıcımız olur. Geliyorum şimdi bunu kullanacağım. Tamam mı? Bunu nerede e, kullanacağım? App.js'te tabii ki hepsini burada bununla sarmaladığımız için App.js'te kullanabiliriz app.js'e kullanacağız ve neydi bizim kullandığımız global provider. Bakın geldik. const export ettik. Bunu kullanacağız. app.js'e geldim. return'e geldim. Dedim ki global provider. Açtım, kapadım. Şu router'ı aldım, kestim. Buraya yapıştırdım. Artık kullanabilirim. Geldim. Tabii ki bana e, burada bir hata veriyor. Değer olmadığı için. Şimdi değeri girdiğim zaman şu hatada gidecektir. Hemen geliyorum ve diyorum ki bir değer göndereceğim global context provider'la. Geliyorum. Value diyorum. İniyorum aşağı iki tane süsü parantez içerisine diyorum ki mesela ne olsun? İşte emin olsun değerimiz. Eminin değeri ne olsun? Developer olsun. Şimdi ben bunu Nerede istersem kullanabilirim. Şimdi bakın yenilediğim zaman bu hata normalde gitmesi lazım. Evet gitti. O kırmızı hatamız gittiğine göre. Mesela ben bunu şeyde kullanmak istiyorum. Direkt bakın. Alt alta geçirmeme gerek yok. Ette kullanacağım. Yani şu sayfada tamam mı? Şu milyonlarca yazıyor. Onun altında kullanmak istiyorum. Geliyorum en üste. Cons diyorum. Açıyorum üstü parantezini. Emin diye bir değer var diyorum. Nerede bu değer? Global konteks içerisinde. Tabii ki bu global konteksten önce bir konteks kullanmak istiyorum diyorum. Use context diyorum. Tamam mı? Use context yukarıya ekliyor hemen ve açıyorum parantezimi içerisine use context. Hangi konteksi kullanmak istiyorsun diyor bana. Burada soruyor mesela. Bak diyor ki hangi konteks kullanmak istiyorsun? Emin, eni diyor. Ben diyorum ki global konteksi kullanmak istiyorum. Evet, global konteksti kullanmak istiyorum dedim ve buraya geldi. Sonra bu Emin'in, Emin neydi? Developer'da değil mi? Şimdi ben bunun altına ekleyeceğim. Şu milyonlarca yazanın altına h bir ekleyeceğim bir tane ve diyeceğim ki Emin. Tabii Emin yazarsam bu şekilde Emin olur. Bunu kullanmak için ne yapacağım? Şu şekilde yaptığım zaman ne oluyor? Bunu değişken olarak kullanabiliyoruz. Kaydettim. Evet baktığımız gibi developer'ı burada yazdık. Ne oldu? Tek tek alt 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 aktarmamıza gerek kalmadı. Direkt oradan ulaşabildik. Hatta geldik. Şeyde de kullanabiliriz. Aratmalarımızda da kullanabiliriz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani genel olarak sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyoruz. Evet. Şimdi global olarak bir konteks API konteks oluşturma mantığını anladık. Şimdi ilerleyelim ve sonraki sürece geçelim. Sonraki süreçte ne yapacağız? Yapacağımız işlem şu. Ee, biz bu projede use reducer hook'unu kullanacağız. Use reducer hook'u ne işe yarar? Use reducer e, birden fazla bağlantılı state'imiz varsa bunları daha okunabilir hale getirmek için kullandığımız bir React hukudur. Eğer bir komponent içerisinde birden fazla birbiriyle alakalı state parçası varsa bu state parçalarındaki değişiklik e, re use reducer re konuşamadım re use reducer ile kullanarak tek bir action'ın dispect edilmesiyle gerçekleştirebiliyoruz. Nasıl yani diyorsunuz? Şimdi göstereceğim. Bu sayede yani 107 sürü kullanıyoruz. Bu sayede gereksiz render işlemlerinden kaşınmış oluyoruz. Kodumuz daha okunabilir oluyor ve daha yönetilebilir hale geliyor. Yani birden çok şimdi state kullanacağız ve biz bunu 107 sürü ile kullanacağız. Gerçekten daha okunabilir hale geldiğini göreceksiniz. Şimdi use sur 2 parametre alıyor. Bunlardan biri reducer fonksiyonu, diğeri ise başlangıç değerimiz. Şimdi nerede kullanacağız bu use reducer'u? Teori kısmını anlattık, pratiğe geçelim. Geldi global pro providerı Çünkü biz bunu export etmişiz, kullanıyoruz. Geldim const dedim, tamam mı? Biz burada bir state döndüreceğiz. E, State'imiz olacak, bir de dispatch'imiz olacak, dispatch olacak ve içerisine gireceğiz diyeceğim ki bu use reducer. Evet yukarı import etti. Ne demiştik? Use reducer bir reducer fonksiyonu alıyor. App reducer diye. Bir de başlangıç değeri alıyor. Initial state diye. Şimdi ben bunu kaydettiğim zaman hata verecek. Diyecek ki app reducer'ı ben bulamıyorum diyecek. App reducer'ı bulamıyorsan biz hemen bir de initial state'i bulamıyoruz. Initial state dediğimiz arkadaşlar başlangıç değeridir. Nasıl yani diyorsunuz? Hemen göstereyim. Şimdi diyorum ki cons initial state tamam mı? İndim. Dedim ki watch list. Bu boş bir array. Tamam mı? Bunu aldık. Şu app reducer'ı da biz oluşturan buranın içerisinde. Pardon. App reducer.js diyelim. Bunu da gelip import edelim. Pardon bu niye böyle oldu? Tabii bunu export dememiz gerekiyor. Hemen bunu da yapalım. Export default deyip şöyle bu bir state alıyor bir de action alıyor demiştik. Bunları açıklayacağım şimdi. Evet şu şekilde yaptık. Ve bunu da export ettiğimiz için yukarıya geldi şu anda oluşturmuş olduk. Şimdi bu initial state dedik ki bizim başlangıç değeri. Ne oluyor yani? Bakın buraya bir state attık ya. Bakın ben buraya sadece watch listeye bir array belirttim. Geldim. Dedim ki log. Şu state yazmışım ama dedim. Ne ki bu state acaba dedim. Geldim bunu yazdırdım. Bir baktım bakın tak diye bana dönderdi. Ne dönderdi? Watch listi bu şekilde görüldüğü gibi dönderdi. Bir de watch diye bir özellik olacak. Ve watch liste şu olacak. Arattık. Heri dedik. Tıkladık. Buna tıkladıklarımızı watch liste atacağız. Tekrar geldik tıkladık. Buna tıkladığımız ise watched olarak şurada belirteceğimiz kısmı açık. Yani birini birine birini birine atacağız. Şimdi tekrardan konsolu açtığım zaman bakın bu sefer hem watch hem de watch list'in gelmesi gerekiyor. Tabii ki evet bakın açıyoruz watch layer ve watch liste var. Şimdi ben geliyorum burada tabii şeyi de görebilirim. Extension'i hmm. Extension'ı görmüyor. Hem anladım olayı olayı anlamışım. Bizim şey görmüyor. Yani React extension'ını görmüyor çünkü React extension'ımız yok burada. Evet beraber React e, extension'ımızı da indirelim. React extension diyorum React Developer Tools yani. Geliyorum ekle ekliyorum. Bunda yok çünkü bu e, şeyin kanalın şeyi olduğu için tarayıcısı olduğu için kendi kişisel tarayıcımda bu zaten ekli. Şimdi yeniliyorum. Tamam mı? Yeniliyoruz. Ve hiçbir şey gelmiyor. Yeniden başlatmak lazım acaba. Hı <laughs> hı. hmm. Bir yeniden açalım biz. Şöyle kapadı tekrar açacağım arkadaşlar. Evet kapadı tekrar açınca tarayıcıyı tümden kapatıp yükledikten sonra tekrar açınca geldim. Şimdi konsola gittiğim zaman şöyle Evet buraya gelmişti zaten komponentime bakıyorum global provider'a geliyorum. Bakın zaten direkt bana watch liste watch de burada oluşturduğunu gösteriyor. Hooks'ların içerisinde diyor ki bak Reducer'da sen bunu belirtmişsin diyor. Direkt bunun içerisinde de alıyor. Biz bunu geriye döndür. Şunu geriye gönderdiğimiz gö için bunu da exportladığımız için içerisindeki fonksiyon içerisindeki değerleri burada gösteriyor. Evet bunu bu şekilde aldık. Şimdi ne yapacağız? Watchlist ve watchtımız var. Ben e, state'imizi ne olduğunu yani buraya gelip ben emin yazıp state belirtiyoruz yani burada mesela ne yazalım? Deneme yazalım tamam mı? Yazdığım zaman state'in içerisinde gelecek onu da belirtecek arkadaşlar. Şöyle inleyelim. Bakın emin watchlist yani bu başlangıç değeri state'imiz tamam mı? Burayı aldık biz. Burayı sildik. Sonra App Reducer'da da dediğim gibi action göndereceğiz. Type'ını belirteceğiz. Type'lar eşleşiyorsa diyecek şey olacak. İşlemini yapacağız. Hemen uygulamaya geçeyim. Şimdi teoriyi boş verelim. Switch case yapısı kullanıyoruz. Switch case. Switch diyorum. Tamam mı? Şimdi bir action var. Action içerisinde ne gelecek? Type gelecek bana. Bu type ne diyeceksiniz? Bu type şu oluyor. Buraya ne yazarsak? Add movie. to pardon, to watch list. Bu type bu type biz gelip bir de fonksiyon olarak yazacağız. Onu da yazınca zaten daha iyi anlayacaksınız. Şu an return diyeceğim. Geleceğim diyeceğim ki elimde state daha aynı gösterdiğim state var ya. Yani o state'lerin hepsini şu an alacağım. Şunları geldim. Altına indim. Di diyeceğim ki watch list watch listi düzenle. Ne yap? Action'dan gelen hatta öncelikle biz şöyle state'in içerisindeki watch list'e al. Sonra action'dan hangi değeri gönderdiysem onu ekle ve yeni bir array oluştur. Evet. Şimdi ben bunu yazdım. Tabii de bunun şurada altına inip şöyle default deyip tamam mı? en sonunda da return state değerini döndürmesini istiyorum. Eğer hiçbiri değilse. Şimdi bu ne? Bunu biz nasıl yakalıyoruz? Şunu bunu şöyle yakalıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki global state de global state biz bir fonksiyon yazacağız. Ee, bu fonksiyonlar içerisinde dispect'i kullanacağız. Yani şu dispect var ya. Şimdi onu kullanmış olacağız. Şunu silelim. Ben Diyeceğim ki cons at movie to watch list. Yani diyorum ki burada e, filmi tıkladığımız filmi bizim watch list buradaki array'in içerisine atacağım diyorum. Bu fonksiyonu gidip biz nereye ekleyeceğiz? Buraya ekleyip buraya göndereceğiz. Yani buna tıkladığımız zaman eklemiş olacak. O yüzden biz bunu globalde tutuyoruz ve içerisine şekilde movie alacak. Bu movie'yi nereden alacak? Biz göndereceğiz. Onu gönderdiğimiz zaman zaten belirteceğim. Dispatch deyip tamam içerisine giriyorum. Bu dispatch bir type alıyor. Bu type da şurada verdiğim type var ya. Bu type bu type. Bu type alıyoruz bir de payload alıyor. Payload ise gönderdiğimiz değer. Bu gönderdiğimiz değerde evet buraya yazıyoruz. Şimdi bunun ikisinin açıklamasını yapalım. Şimdi state ve action. State neydi? Şu başlangıç değerini gönderdiğimiz state değeriydi. Orada bir sıkıntı yok. Burada dedik ki state değerinin hepsini al, bir değişiklik olmasın. Sonra içerisine girdim state'in içerisindeki watch al dedim. State'in içerisindeki state'in içerisindeki watch list state'in içerisindeki, state içerisindeki watch, watch, list. State içerisindeki watch list. Zaten konsol log'da bakmıştık. Bunu aldık. Sonra action e, yanına da action payload'ı ekle demiştik. Action'dan gelen payload'ı Peki bakıyorum action'dan gelen payload neymiş? Bakın burada payload. Bakıyorum movie'ymiş. Peki bu movie'yi nereden alacağız diye soruyorsunuz. Bu movie'yi biz tıkladığımız yerden alacağız. Yani nereden almış oluyoruz? Result karttan almış oluyoruz. Buraya result kart demiştik ya. Buraya bir buton yazmıştık bakın. Buraya göndereceğiz şimdi biz olayı. Peki bunu nasıl göndereceğiz? Geleceğiz. Buraya ben yazmışım. Fonksiyonumu aşağı iniyorum. Burada şu emini siliyorum. Ve diyorum ki add movie to watchlist diyorum. Bunu kaydediyorum. Sonra e, result karta geliyorum. Ben şurada add de emin yazmıştım. Sanırsam şunu sileyim. Bunu şu an kullanmama gerek yok. Şu an use context'i de kullanmayalım. Çünkü onu göstermek için yazmıştık. Heh. Şimdi düzeldi. Ben add'in içerisinde burası add sayfamdı. Bunu nereden alıyordum? Result card komponentinde. Gidiyorum içerisine. Result card komponentinin içerisinde ben artık ne yapacağım? Diyeceğim ki şunu sileyim. Ben ne yapacağım? Buna tıkladığım zaman onu watch liste kaydetmesini isteyeceğim. Yani şuradaki watch list değerim var ya. Şu eminliğe gitmedi? Emin'i silmedik mi biz oradan? Sildik. Heh, gitti. Ve ben tıkladığım zaman bu watch listin içerisi dolacak arkadaşlar. Hep beraber biz de onu göreceğiz. Context dedik. Tamam mı? Geldik Global State'de biz neyi dışarı aktarmıştık? Add movie to watch listi. Bunu aktaracağız. Dur, orası biraz saçmaladı. <laughs> Nereden use context diyeceğiz bana yukarı import edecek. Hangisini kullanacaksın? Global context'i kullanmak istiyorum. Use context'in içerisinde. Çünkü ne yapmıştık? Create context demiştik. Global context'i oluşturmuştuk. Diğer yapıyı da bunun üzerine kur kurmuştuk. Evet sonra geldik result karta diyeceğim ki ben bunu kullanacağım artık burada bunu gönderebildiğimi aldığıma göre bu fonksiyonu kullanabileceğim geleceğim bit yeni diyeceğim ki 10 klik olduğunda tamam mı sen gel bu fonksiyonu kullan ve buraya şu yukarıda aldığın muyu var ya tıklanılan yani her bir dönen elementi al bu movie'yi buraya aktar. Ne oldu? Tıkladığımı alacak artık. Bunu watch liste ekleyecek. Sayfa inliyorum. Watch listime giriyorum. Bakın watch listim içerisi boş. Her diyorum. Tıklıyorum. Evet hiçbir şey olmadı mesela. Tıklıyorum hiçbir şey olmadı. Neden? Demek ki hata yaptık. Bakıyorum tekrardan. Add movie watch list. Add movie watch list. Use context global context. Hmm. Büyük ihtimal şu şeyi yanlış yaptım. Burada bir hata yapmış olabiliriz. Type bakın şurayı yanlış yapmışsınız. Evet, type. Belki siz görmüşsünüzdür. Şimdi ekleyecek oraya. Evet bakın burası boş. Tıkladım. Evet bakın tıkladığımı ekledi. Tıkladım. İkinciyi de ekledi. Buradan da tabii ki silebiliyorum. Güzel. Ee, ekleme işlemi yaptım. Watch liste. Yani artık watch listim dolu. Ben bu watch listi de artık aktarmak istiyorum. Nereye aktarmak istiyorum? Buraya. Watch listi bizim state'imizin şu state'in içerisindeydi ya bu. Şu initial state zaten bu state oluyordu. State'imin içerisindeki watch listi aktar. tabii şuraya bir virgül koyalım. Bunu da aktardık. Bunu nereden alacağız? Watch list sayfamdan alacağız. Watch list sayfam neresiydi? Burasıydı. izlenecekler sayfam. Geldim ben bunu görmek istiyorum alacağım ben onu const watch listi de aynı gönderdim tabii ki şöyle göstereyim şu watch list olarak gönderdim ben bunu global olarak her yerden erişebilirim geldim bu watch list sayfama komponentime watch listi alacağım nereden alacaksın yüz context kullanacağım Orada benim oluşturduğum global konteksti gelip bunun içerisine alacağım. Sonra bu watch listi diyeceğim ki e, dön diyeceğim tamam mı? Geleceğim. Hatta şunu şöyle yapalım. Watchlist.map Dön. Ne dön? Bir title'larını döndürüp denemek istiyorum. Movie deyip şöyle h1 ile bu movie'nin title'ına dönmek istiyorum. Tamam mı? Heh. Şimdi ne oldu? Şu parantezleri unutmayalım. Her zamanki gibi Watchlist, map, movie dedik, movie title dedik. Şimdi bakıyorum watch listimin içerisi boş değil mi? Geliyorum o zaman diyorum bir ekleyeyim. Her diyorum ekle diyorum. Bir tane ekledi. ikinci de ekledim. ikinci de ekledi. Şu anda ben izlenecekler sayfama gittiğim gibi bakın iki filmi de artık buraya da aktarmış oldum. Şöyle bir yenilediğim zaman bunun gittiğini gördük. İşte burası sıkıntı. Burada ne yapacağız? Burada gideceğiz. Biz hangi yapımızı kullanacağız? e, local kayıt işlemimizi kullanacağız. Hemen gireceğiz global state'e. Diyeceğiz ki state değiştiğinde sen bunu e, global olarak şeye kaydet. E, local kaydet. İndim. Dedim ki use effect kullanacağım burada. Use effect'i şöyle use effect snippet'ı kullanacağım. Siz elinizde teker teker yazabilirsiniz. Ama kaybetmeyelim. State'in değiştiğinde diyeceğim. Ne olacak state değiştiğinde ben local storage'e kaydedeceğim. Local storage set item. Bir tane watch uh, watch list diye bir tane hmm, yer açacağım ben local storage'imde ve bunun içerisine de ne aktaracağım? Uh, tıkladığında oluşan e, şeyi watch list. Yani şuradaki watch aktaracağım. Bunu nasıl aktaracağım? Bunu tabii ki öncesinde bir şeye çevirmem gerekiyor. JSON formatına geçiyor. Çevirmem gerekiyor. JSON nokta stringify deyip state nokta watch list. Evet, şu anda buraya ek dediğini düşünüyorum. Application'a geliyorum. Buraya geliyorum. Şu an ne varsa siliyorum. Yeniliyorum. Şu an watch listimin içerisi boş. Bakın boş olduğu için zaten direkt ne yaptı? Ekledi. Watchlist'in bu şekildeydi. Geldi bunu direkt ekledi. Sonra ben geldim buraya. Heri dedim. Tıkladım. Değiştiğinde bakın direkt Watchlist diye bir alana ayırmıştı. Şuradan onu da buraya ekledi. Aynı şekilde gelip bunu da buraya eklemiş oldu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yapacağımız işlem ise Geldiğimiz zaman izlenecekler buraya geldi. Yeniledim. Yenileyince gitti. Evet burada da bir problem var. Bunun da önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun da önüne tekrardan şu başlangıç değeriyle geçmemiz gerekiyor. Yani diyeceğim ki şimdi sayfayı ben yenilediğimde tamam mı? Eğer local storage için içerisinde bir watch list varsa tamam mı? ben sayfayı yeniledim. İçerisinde bir watchlist varsa onun değerlerini al. Yoksa boş gönder diyeceğim. Hatta geleceğim hemen diyeceğim ki buraya. Local Storage'in içerisinde get item de neydi bizim ismimiz bakın burada watch list vardı eğer bu watch list varsa tamam mı içerisinde true dönerse içerisinde bir değer varsa JSON nokta neyi parse et bu Local Storage içerisindeki get item tekrardan o watch listi parse et. eğer yoksa boş yere döndür. Pardon. Buradan. Heh. Evet. Aynen bu şekilde. Dedim ki sayfa yenilendiğinde eğer içerisinde değer varsa watchlistin turu dönecek. Eğer varsa sen onu al. Parset JavaScript'e çevir yani getirip yani lokasyon içerisindeki değerleri şunları göstereyim. şunlar JSON formatındadır. Tamam mı? Bu bir JSON'dır. Bu JSON'ı sen parset JavaScript'e çevir. Onu da al. Bunun içerisine at. Olayımız bu. Artık zaten onu da attığımıza göre yenilesek de bu gitmeyecektir. Artık buraya kaydetmiş olduk. Şimdi burayı biz hallettiğimize göre buranın stillendirmesini yapalım. İzleneceklerdeki şurası gibi işlemi gerçekleştirelim. Girelim watch liste. Hemen burayı da vakit kaybetmeden yapalım. Gelelim watch listedik. Şurayı aldık. Evet hemen şöyle class diyelim. Movie. Page dedik. İndik aşağıya. Bir container açacağız. CSS'lerimizi önceden yazmamız iyi olmuş. Bağlı arkadaşlar kızabilir. Oradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani CSS'te biraz kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar oluyor. Oradan da izleyebilirsiniz dediğim gibi. Bu video biraz daha React üzerineydi. Şimdi izlenecek. Şuradaki yazılacak. Şunu alacağım. Buraya yazdırmak istiyorum yorum ki okey buraya yazdır izlenecek filmler demişim. Bu tabii ki H1 olacak. H1 olacak izlenecek filmler diye buraya geldi. Sonra ee, ne yazdıracağım Bu watch liste aldık zaten. Şimdi watch list'e hemen döndürelim. Biz hmm, şunun hemen altına indik. Tamam mı? Header'ın. Geldik dedik ki Watch listin eğer uzunluğu length uzunluğu sıfırdan büyükse ne yapacaksın? Bir tane movie grid yapısını oluşturacaksın. İçerisine girip watch list içerisinden map'i döndüreceksin. Movie deyip tamam mı? Movie ile gelip burada bir movie card diye bir tane şey oluşturacağız. Kart oluşturacağız, komponent oluşturacağız. Buraya her bir movie'yi de göndereceğiz. Evet bu movie kartı hem watch'ta hem watch liste kullanacağımız için böyle bir şey yapıyoruz. Tabi ayrı ayrı da kullanabilirdik ama biraz daha bu şekilde komponent mantığını oturtabilmemiz için böyle bir yapı kullandım. Movie card.js dedik. Raya.js dedik. Bu şekilde oluşturduk tabi bunu bir hata verecek çünkü biz bunu şöyle import etmedik yukarıya importumuzu ettik movie karta gidiyorum movie karta gidip içerisine artık oluşturmak istiyorum movie kartı geliyorum hemen klasına diyorum ki movie kart diyorum tamam mı sonra bir overlay oluşturuyorum overlay oluşturduktan sonra kaydediyorum. Hemen altına iniyorum ve diyorum ki şurada bir göndermiştim. Movie göndermiştim. Bu props'ı alıyoruz burada. Movie diyoruz. Poster altı pats. Eğer True ise ne olacak? Image alacak. Aslında şu e, neredeydi bizim result katta? Şunu yaptığım şeyin aynısı. Şunu aldım. Bu şekilde. Kopyaladım bu şekilde ilettim Evet şimdi artık tekrardan kendi projemizi ekleyelim, ekleyelim bakalım. Evet buraya gelmiş oldum. Bunun içerisinde bir alttaki butonlarıma eklemek istiyorum şuradaki olduğu gibi. Bu butonları da yine merkezi yani bir komponent tarafından yöneteceğim. İki tarafta da var çünkü hem izlenenler kısmında var hem de izlenecekler kısmında bu butonlar var. Tabii ki farklı farklı. O yüzden butonları da ben ayrı bir yerde tutmak istiyorum. Onu da Movie Controls deyip tamam bu şekilde aldım. Movie buraya gönderiyorum. Tamam o elemanı buraya gönderdim. Şimdi o hata verdi. Movie Card diye bir şey yok dedi. Geldim buraya. Şunun içerisine bunu CS dedik. RAC dedik. Sonra geldik. Bunu da şöyle import ettik yukarıya. Bunu da kaydettik. Evet. Tekrar gitti mi bu? Şöyle bir heri de heri de getir. Şimdi movie control yazıyor. Bu movie kontrolü de hemen butonlarımıza burada hemen oluşturalım. Diyelim ki bu ana kapsayıcımız inner card controls olacak. Sonra ineceğim aşağıya tamam mı? Dur şunu şöyle yapalım. Bir buton açacağım. Bu buton klası CTRL bitiyen olacak. Bu buton, bu buton şu anda tabii ki ikon olacak içerisinde. O ikonu da hemen yazacağız geleceğiz. Class name diyeceğiz. Fa fv diyeceğiz. Ve hemen içerisinde far fa ay diyeceğiz. Fa ay dedikten sonra evet şu an göz ikonumuz geldi. Butonumuz geldi. İçerisine bir tane daha oluşturacağız. Ay bunun ikonu farklı olduğu için fa fv diyeceğiz. Burası fa olacak. Pardon. Fa olacak. Burası da times olacak. Şu çarpı ikonu var ya. Onu da getirteceğiz. Okey. Şu an geldi. Güzel ondan sonra şu ekrandaki müstehcen müstehcen miydi Heh. sahneyi hemen kapatalım belli olmaz YouTube'un ne iş yapacağı. şöyle tekrardan başka şeyler ekleyelim ha eklendi sayfayı yeniledim görüldüğü gibi gitmiyor butonlarımıza geldi çok güzel şimdi ben ne yapacağım bunu tıkladığım zaman silmesini istiyorum. <laughs> Hemen global state'e gidiyorum ve içerisine yeni bir tane fonksiyon oluşturacağım ve onun type'ı eğer işte buysa geleceğim buraya diyeceğim ki sen bunu aynıysa bunu çalıştır olayını tekrardan burada yapacağız arkadaşlar. Evet global state'imize geldik hemen burada fonksiyonumuzu oluşturacağız const remove movie remove movie from watch list dedik ve burada ID'sine göre bir silme işlemi gerçekleştireceğiz. ID'sini göndereceğiz biz tıkladığımız butondan dispatch diyeceğiz. Ne yapıyorduk burada? Bir type alıyordu. Type'ı da aynı yanlış girmiştik hatta. Diğer tarafta app reducer fonksiyonundaki type ile eşleşmesi için buraya kendimizce anlamlı bir isimlendirme ile bir type ismi veriyoruz. to watch list. to watch list diyoruz. Tamam mı? Bu watch listi verdik. Geldik buraya. Payout olarak da neyi göndereceğiz? Burada ID'yi göndereceğiz. ID'ye göre silme işlemi yapacağız çünkü. Sonra geleceğiz app reducer'a. Tabi öncesinde şunu kopyalayacağız. Birazdan hatta şurada tekrar gösteririm de. Case deyip ne yapacaktık? Aynı type. Bu type'lar eşleşirse. Çünkü action type'ına göre belirliyor. Bu type'lar eşleşirse ne olacak arkadaşlar? Aşağı inip e, işlemleri gerçekleştiriyorduk. Ne diyorduk? Return diyorduk. Önce gelip tüm state'lerin bilgisini alıyorduk. Ondan sonra diyorduk ki watch list sen state'in içerisindeki senin belli bir watch list'in içerisinde bir şeyler var. Yani şunlar işte yani şuradan baktığımız zaman e, bakalım watch list'in içerisinde içerisindeki şeyleri diyorum. Bu objeleri, Array'deki item'ları diyorum. Ve bunları sen içerisinden tamam mı? Dön bir filter filtrele. Ve bunların hepsi bir movie alsın. Her bir eleman. Bu her bir elemanın içerisine dönüp id'sini eğer payload'dan gönderdiğim action nokta pardon action nokta payload'sa eşit değilse eşit olmayanı at. Diğerlerini geriye döndür dedik. Yani normal bu filter normal silme işlemimizdir. Sürekli kullandığımız React'te benim önceki to do listede bunu kullandık. Eğer React'te zaten çok yenisiniz arkadaşlar. Benim önceden paylaştığım React ile to -do list yapımı videosu var idi. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi ne yaptık? Biz dedik ki ben ID göndereceğim dedim payload'ta. Payload'ta da burada dedim ki ne dedim? Bu ID ile watch içerisinden döndüğüm itemlerin ID'si eşit değilse ona at diğerlerini dönder. Yani eşit e, olanı şey yap. Eşit olmayanları istiyorum. Yani buradaki mantık. Toparlayayım hemen. Burası biraz karıştı. Diyorum ki state.watchlist filter. Filter ne yapıyor? Tüm elementler içerisinde ne kadar varsa bunları teker teker dönüyor ve içerisindeki ID'sine bakıyor. Bizim de butona tıkladığımızda gönderdiğimiz ID eşit olmayanları geriye döndürüyor. Eşit olanı da atmış oluyor bu şekilde. Düz mantık. Şimdi bunu ulaşmak için remove uh, movie from watchlist'ten gelip bunu ne yapıyoruz? Gönderiyoruz global olarak. Peki gönderdik bunu nerede yakalayacağız? Butonlarımızı yaptığımız movie controls'te yakalayacağız. const diyeceğiz. Movie Can't remove uh, movie from watch list demiştik. Bunu da use context deyip global kontekstte kullanacağımız yer. Evet bunu aldık. E, şu timeste sileceğimiz buton dedik ki on click. Tamam on clickte. Ne yap? Sen şu remove watch listi gönder. E, burada ne göndereceğiz? Şu movie kontrole ben şeyi gönderdim mi movie kartta Movie göndermişim. Okey. O zaman diyeceğim ki al o movie'yi. Her bir filmi al. O aldığım filmin içerisindeki ID'yi de tıkladım. ID'yi de gönder. Buradan tıkladım. Tamam mı? Tıkladım. Ne oldu? Gönderdi. Gönderdi nereye? Global State'e geldi. Global State'deki remove from. Çalıştı bu ID'yi ben göndermiştim orada parametre olarak. Bu ID'yi geldi payload olarak gönderdi. Ben de o diye geldim burada yakaladım, action payload'a ve burada da yine içerisindeki ne kadar eleman varsa onu döndü, watch list'e aktardım. Güzel. Şimdi yapacağımız işlem ise şu, şuna tıkladığımız zaman watch'ta eklenecek ve watch kısmını sayfasını yapmış olacağım. Ee, evet, gelelim hemen. Nerede şunları kapatalım? Neyi kapatalım? Hepcese şu an işimiz yok. Şu şeyi kapatalım. Hm. Result Card değil. Ne yapacağız? Biz şu movie kontrolde artık şuna tıkladığımız zaman şuna tıkladığımız zaman ne oluyordu burada gidiyordu oraya ekliyordu oraya ekliyordu ya. Onu yapacağız şimdi. Evet, şimdi onu yaparken ne yapalım? Evet, remove watchlist from watchlist dedik geldik. Tabii ki şuraya geleceğiz. Global State'e. Burada yine bir fonksiyon yazacağım. Yine ID'sine göre gönderme yapacağım arkadaşlar. Yine zaten çoğu aynı mantık. Bir tane oluşturacağım. Diyeceğim ki add movie to watched. Diyeceğim tamam mı? Bunu aldım. movie'yi sonra getirdim. Dispatch. Yine ne yapıyorduk? Type'ını alıyorduk. Type'ı ne olacak? Add movie nereye ekleyecektik watch'ta ekleyecektik to watched evet buraya ekle ne ekle Payload'a ekle bu bir movie olacak dedik e, payload movie göndereceğiz movie alacağız e, ID'yi gönderecektik tamam bunun içerisinden id seçeceğiz şimdi onun da nasıl yapıldığını göstereceğim bunu da aldım tamam mı buraya gönderdim Geldim Movie Control'den bunu kop kopyaladım buraya yapıştırdım. Add Movie. Hatta şöyle göstereyim. Orası belki karışmıştır. Şunu gönderdik buraya global olarak kontekste geldik. Burayı da kullandık. Add Movie Watched. Add Movie to Watched. Yani izlenenler, izlenenler sayfasını ekle. Geldik burada bir on click olayı kullanacağız. On click olayını kullanıp gelip add movie to watch diyeceğiz ve buradaki movie'yi buraya göndereceğiz. Evet. Şimdi e, o movie'yi gönderdik buraya. Tabii ne yapacağız? Burada yakalayacaktık. Yine diyeceğiz ki case şöyle. Değil mi case dedik. Bunu aynısı eşleşecek bunun aynısıyla geleceğiz bunu bu şekilde yazdık. Sonra dedik ki return diyeceğiz. Yukarıda yaptığımız gibi state alacağız ve altına ineceğiz. Ve ne yapacağız burada? Burada ben tıkladığım zaman öncelikle bunun watch listten silinmesini istiyorum, değil mi? Yani ben bunu ne yapıyorum burada? Watch liste, değil mi? Tıkladığım zaman watch listten siliniyor, watch'ta ekleniyor. O yüzden Geliyorum diyorum ki ya watch list. Ben bir movie gönderdim. Tamam O movie'nin içerisinde sil bunu. Tamam, state'in içerisinde bir watch list var. Tamam, bunu buradan bir filtre edeceğiz. Her bir eleman döneceğiz burada ve diyeceğiz ki buradaki yine movie.id eğer eşit değilse action'da biz neyi göndermiştik? Payload göndermiştik. Bu movie'ydi. Bunun ID'sine eşit değilse Yine aynı şekilde diğerlerini gönder. O eşit olanı da at listeden. Ne demiştik de movie'yi gönderdik. Movie bu oluyor. Buna denk geliyor. Nokta ID diyerek de ID'sini eşitlememiş. Eşitlemeye çalışmış oluyoruz. Yani filtrelamış oluyoruz. Evet. Bunu bu şekilde yaptık. Bakalım olacak mı? Kendi sayfamıza tıkladık. Bakın ona tıkladığımız zaman ne oldu? Gitti. Aslında silindi. Ben silmesini istemiyorum. Watch'ta eklemesini istiyorum. Yani izlenenler sayfasına eklenecek. Watch diye burada biz bir obje biz array bel belirlemişiz. Bunu eklemesini istiyorum. O zaman yapacağımız durum basit. Yine bizim initial de başlangıç değerinde ne vardı? Initial state'de bir de watch vardı değil mi? Bunu da yine aynı şekilde parse edeceğiz. Watch'ta giriyorum diyorum ki senin ne kadar değerim varsa senin içerisindeki watch değerin varsa bunları al. Action içerisinde gönderdiğin tıklanılan o payload objesini getir bunun içerisine aktar. Bu kadar. Şimdi canlı canlı izleyeceğiz şu sağ tarafta. Şöyle bir yenileyelim. Bakın Reducer'ıma giriyorum. Watchlist'te ve Watch'ta hiçbir şey yok. Heri diyorum yine. Diyorum ki bunu ve bunu ekle diyorum. Watch liste iki tane ekliyor. Siz de kendiniz kontrol edebilirsiniz. Sonra izleneceklere gidiyorum. Şuna tıklayınca bakın direkt Watch'ta eklendiğini göreceğiz. Tıkladım. Bakın bununla silindi Watch Watch'ta eklendi. Kaybolmadı yani. Tamamen silmedi. Bunu da yaptık. Aynı şekilde Watch'ta aktardığını gördük. Şimdi ne yapacağım? İzlenenlere girip buradaki ee, listelediğim olayı e, buraya watch da eklediğim e, filmleri gelip burada ne yapacağım döndüreceğim yine aynı mantık watch liste kullandığımız aynı mantık. O yüzden geleceğim ve diyeceğim ki burayı full kopyalayacağım watch da gelip yapıştıracağım. Sadece şu watch list isimlerinin hepsini geleceğim. Ne yapacağım watch yapacağım. Aynen bu şekilde. The global kontekste böyle bir şey göndermediğimiz için hata verecek. Geleceğim global kontekste. Şu e. watch da alacağım. Tamam mı? Bu, aynı bu şekilde göndereceğim. Watch diyeceğim. State'in içerisindeki watch diyeceğim. Ve bunu da kapatacağım. Artık hatam düzeldi. Şimdi tekrardan deneyeceğiz. Heri diyeceğim. 1, 2 diyeceğim. Ekledim bunları. Bunu da tekrardan tıklayarak oraya ekledim. Ve bakacağım. Evet buraya gelmiş durumdalar. Güzel. Çok güzel. Sıkıntısız devam ediyoruz. Bunu buraya ekledik. E, sonrasında ne yapacağız? Ha, şunu unuttuk. Şunu yapmayı unuttuk arkadaşlar. Gelip buraya heri yazdık ya. Tıkladığında disable olsun gibi daha eklemi yoksa ben bunu sonsuza kadar gelip buraya ekleyebilirim. O yüzden olmaz. Ne yapacağız? Orayı tutmamız gerekiyor. Nasıl tutacağız? Basit. Geliyorum. Burası neydi? Result değil mi? Result kartı. Bunun içerisinde butonum vardı ve butonu biz disable edeceğiz. Bu buton nasıl disable oluyor? Yani tıklanamayacak hale geliyor. Şuradaki gibi, şuradaki gibi tıklanamadım. Tıkladım bakın artık bir daha tıklayamıyorum. Nasıl bu hale geliyor? Bu şekilde arkadaşlar disabled. Bu düz yazdığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bakın tüm butonlar şu anda Disable oldu. <laughs> Sonra eğer zaten bu varsayılan olarak yazdığımda true geliyor eğer false dersem ne olur false olarak gelir. Şimdi benim yapacağım şu ben geleceğim burada zaten movie vermişim tamam mı? Burada da add movie watch listi vermişim. Şimdi ben diyorum ki bu buton watch liste ekleme butonu ne zaman şey olsun disable olsun eğer watch list listesinin içerisinde aynı item varsa bir daha eklenmesin tıklanmasın yani olay şunun gibi ben bunu tıkladım ekledi watch listin içerisinden aratmam lazım diyeceğim ki var mı bunun içerisinde bu eğer varsa true döndür true değişkenini de alıp buraya aktaracağım şu disable olarak gelecek evet hemen onu yapalım Tabii ki watch listimizi gelip burada almamız gerekiyor. Şöyle yapacağım. Watch listi aldım. Tamam mı? Sonra bir değişken atacağım. Bu değişken true ve false döndürme özelliğini bana gösterecek. Diyeceğim ki const diyeceğim start start movie start movie watch listin içerisinden dön. Tamam mı? Ne yap? find bul neyi bul eğer id'ler benzersiz oluyor then find içerisinde bunu movie olarak da alabiliriz hatta bir harf daha atayabilirsin onu göstermek için yazdım movie de yazabilirsiniz o da yazabilirsiniz yani buraya ne yazarsak bu içerisinden dönüyor id olarak döndü dedim ki içerisinden döndüğün itemlerin id'si tamam mı eğer movie o butonun idsine eşitse sen bunu ne yap start movie döndür. Eğer ne olacak varsa bir tane döndürecek çünkü find ile eğer varsa ne olacak gelecek ee, True ise Şey olacak True olacak bu disable olacak false ise eğer bulamazsa false olacak bu Açık olacak Şimdi geldim Tamam mı Şu application'a geldim şurayı yeniledim Şimdi Harry dedim Şu an hepsi ne oldu disabled oldu Burayı yanlış yaptık büyük ihtimal. Dın dın dın. Hı, kaydetmemişiz tamam. Şöyle tekrardan her dedik. Hı, geldi tıkladım. Bakın arkadaşlar ne oldu? Buraya eklemiş olduk. Bu sadece bir daha tıklayamıyorum. Yenileyelim tekrardan bakalım o film burada var mı? Evet watchlist burada. Geleceğim. Bunu sileceğim. Tekrar oraya gideceğim. Bakacağım. Evet artık o film burada tıklanabilir hale gelmiş. Çünkü ne yaptı? Aradı, İçerisi boş olduğunu gördü ve false döndü. False olunca da butonumuz disable oldu. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Bakın burada key döndürmemişiz. Prop olarak biz bunu yanlış yapmışız. Onu da hemen döndürelim. Neredeydi? Watch liste miydi bu? Watch liste Hı. Hmm. Key döndüreceğiz. Benzersiz olması için movie.id diyeceğiz. Bakalım aynı şekilde dönecek mi? Evet şu an dönmüyor. Güzel. Ne oldu? Pardon. Neyse kanala abone olmadıysanız onu arkadaşlar hemen araya sıkıştıralım. Bari tıkladık kanal linkine. Güzel. Hmm. Şimdi ne yaptık? Ee, biz o olayı da hallettik. Bunu tıkladığımız zaman Watch'ta eklemeyi de gösterdik. Watch kısmında da yine aynı şekilde Watch'ta gidip burada da gelip şu watch liste yaptığımız şu key olayını buraya da aynı şekilde aktarmamız gerekiyor ki şuradaki key hatasını vermesin. Güzel şu an hiçbir şey yok. Watch liste eklediğimizi watch da ekleyemiyoruz. Bakın lokal storage kaydedilmiyor. O yüzden ben mesela bunu bunu ekledim. Geldim buraya sayfayı yeniledim. Git, gitmedi. Bunu mesela gittim Watch'ta ekledim. izlenenler kısmına sayfayı yeniledim. Gitti. İşte bunu istemiyoruz. Ne yapacağız? Global State'e gideceğiz. Yine aynı yukarıdaki gibi mantık. Şunu kopyalayacağım. Watch liste. Geleceğim. Bu boş olacak. Burası Watch olacak. Aynı şekilde burası da Watch olacak. Şurayı da sileceğim. <laughs> Artık gitmez. Geleceğim buraya. İzlenenleri attım. Yeniledim. Gitti. Demek ki gidiyormuş. Tabii ki gider. Çünkü biz set değiştiğinde ne yapacağız? Aynı şekilde storage Set item diyerek watch kısmını da buraya da aynı şekilde yer edineceğiz. Yer açacağız yani storage işte. Burada bir tane hata var. Şunu biz e, şunu diyeceğim de bu da değil. State 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 locator. Bir saniye. Heh. Pardon tabii ki. Şu watch'u aldık. Buraya hem buraya hem de buraya yapıştırdık. Evet şimdi artık artistik yapabilirim. Artık olmayacak arkadaşlar. Geleceğiz, tıklayacağız. İkisini attık. İzlenenler yeniledik. Gitmediğimiz gibi. Şimdi bu butonlar farklı demiştik. Bu butonların farklı olduğunu nasıl belirteceğiz biz? diye düşünebilirsiniz. Burada güzel bir özelliğe değineceğiz. Geleceğiz tekrardan tamam mı? Komponentlerimizden movie control ise diyeceğiz ki eğer bakın bu watch it içerisinde gönderdiğimiz komponent bu ise watch liste gönderdiğimiz değil mi? Watch liste diyeceğiz ki sen bir tane type gönder. Senin gönderdiğin type şey olsun. ismi watch list olsun. Watch list olsun. Aynı şekilde Watch'ta da diyeceğiz ki sen de burada e, Şurada Watch kopyalayamamışım. Hm. Seninki de Yine kopyalayamamışım. Enteresan. Kardeşim bunu alacağız. CTRL-C ile kopyalayacağız. Buraya da yapıştıracağız. Sen. Seninki de Watch'ta olsun. Tamam mı? Hiçbir problem yok. Bunu biz aldık. Movie Kart'a gönderdik yine. Movie Kart'ta bu Type'ı alacağız. Yakalayacağız yani. Type'ı yakaladık. Geldik. Type'ı da burada Props olarak gönderdik. Artık Movie Control ise ben bu Type'a erişebilirim. Evet. Eriştiğime göre ne olacak? Ne olacak? Şu buton var ya. Bu butonum benim sadece şeyde çalışacak. Dur. Önce yazalım. JavaScript yazacağım HTML içerisine. O yüzden hemen süper açıyorum. Type eğer eşittir neydi? Watch liste. O props'u gönderdik. Eğer true true turuysa şöyle ne yapacağım? Şu butonu alıp şu iki tane butonu yani şu, olayımız şu arkadaşlar. Şuradan da göstereyim. Bakın buradaki butonlar farklı. Bunlar çünkü bu watch'ta ekliyor. Bu watch bu watch ekliyor. Bu da watch listten siliyor. Bu ise e, watch liste ekliyor. Watch'tan siliyor. Yani izlenenlerden siliyor. Bu da izlenen filmlere ekliyor. ya yani o yüzden butonların işlevleri farklı. O yüzden bunu butonu bu şekilde atarsak ne olur bunun kapsayıcısı yok. Geliriz şu şekilde oluştururuz ve React Fragment oluşturabiliriz. Sıkıntı yok. Bu şekilde bunu oluşturduktan sonra ne olacak artık? E, hata vermeyecek. Şimdi burada bir şey dikkatini çekebilir. Şurayı sıfırlayalım. Şimdi React yazıyorum. Neyse tıklayalım. İzlenecekler burada. Burada çıktı ya. Bunu ekledim. Sonra geldim. Butonlar çıkmadı buraya. Heh. Şimdi işte şu type'ı olduğu gibi kopyalıyorum. Geliyorum altına. Ve bu altına yapıştırıyorum. Watch liste. Watch yapıyorum. Type'ı. Eğer watchsa ne olacak? Bu i slash olacak, çizgi olacak yani. Evet, bakalım bakın, şurada çizgi olacak, burada da yine aynı şekilde sil sil silmiş olacak. tabi fonksiyonlar farklı olacak. Şimdi onu yapacağız zaten. Geleceğiz. Neredeyiz? Konteksin içerisinde global state. E. Global state'e gelip diyeceğiz ki, hmm, ben şuna tıkladığımda bu ne? Bak, bu kopyalar şeyden. Watch list'ten sildiğim zaman boşta e, gönderecek. Pardon. şuna tıkladığım zaman watch'ta watch'tun ki bu. Tıkladığım zaman watch list'e gönderecek. tam burası biraz karışık oldu. Tekrar toparlıyorum arkadaşlar. Buna tıkladığım zaman watch list'e gönderecek. Aynı şuradaki gibi. iki saattir harbiden konuşunca böyle afalamalar oluyor. Buna tıkladığım zaman ne yapıyoruz? İzlenecekler sayfasına gönderiyoruz. Aynı şekilde burada da onu yapmamız lazım. Buna tıkladığım zaman kopyalamasın. Çünkü biz bunun şey fonksiyonu kullandığımız için bunu ayrı bir fonksiyon yazacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Yine global state'e gideceğiz. Yine aynı mantık fonksiyonumuzu yazıyoruz. Move to watch list. Evet. Move to watch list dedik bu buradan ne alacak tıklanılan filmi alacak direkt bunu geldik buraya move to watch list dedik ne yapacak dispect alacak şu şekilde hemen buradan kopyalayalım ee, şunu da move to watch list diyelim Evet bunu göndereceğiz aşağıya tabi şu an gelip bunu şeyde yazmam gerekiyor app reducer'da şunu alıp şöyle kopyalayıp Aşağı tarafa tamam mı? Yapıştırabilirim. Sonra gelip ee, ne yapacağım? Şunu almam gerekiyor çünkü bu ise işlemleri gerçekleştireceğiz. Tabi tıklandığı zaman ne olacak? Watch değil Washington içerisinden dönecek tamam mı? Washington içerisinden izlenenler içerisinden sileceğim ben bunu. Nereye ekleyeceğim? Watch liste ekleyeceğim. Aynı şekilde watch liste ekleyeceğim. Evet bunu biz global state'de verdik. Bunu kopyalayayım. Movie to watch list dedik. Nereye geleceğiz? Movie control'e geleceğiz. Movie control'de. Movie control'de ne olacak bu? Evet. Şuraya tabii ki bunu aktarmadan, belirtmeden kullanamıyordum. Buraya belirttik. Aşağı indik. Hangisiydi bu? Slash'te Şu göz olandı. Yani şu. Buna tıkladığım zaman ne olacak? Bu fonksiyon değil. Bu fonksiyon çalışacak. Yine movie'yi göndereceğim. Evet. Şöyle bir tekrardan silelim. Şu application'dan local storage'den. Gelelim diyelim ki Harry diyelim yine. Harry'i yi bugün çok kullandık. İzlenecekler. Bunu bunu hepsini gittim. Buraya attım. İzlenenler buradan ne yapacağım? Sildim. 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 Tabii bunu şey attım silmedim. İzlenecekleri attım. Evet. Şimdi aslında silmeye geleceğim. Bunu tekrardan ben gittim. İzlenenleri attım. Burada silme deyince burası çalışmıyor. Hemen onu da yapalım. Global State'de. Şurada Remove Movie From Watch List vardı. Bunun aynısını buradan kopyalıyorum. Watch diyeceğim. Şuraya ED ekleyeceğim sadece. Gideceğim buraya da aynı şekilde ED ekleyeceğim. Tabi bunu Aynen bunu direkt buradan sileceğiz. Ee, hemen geleceğim App Yine buradaki Remove'un aynısını gelip kopyalayacağım. Şunu alacağım buradan. Çünkü bu olursa çalışsın diyeceğim. Hmm. Not today bu from olması lazım ama burayı yanlış almışız ama. Yani Watchtan olması lazım. Neyse buraya takılmayalım artık. Yazmışız bu şekilde. Donada zaman kaybetmeyelim. Nereden siliyorduk? Watch'dan siliyorduk. O yüzden bunu da ne yapacağız? Watch olarak değiştireceğiz. Evet. Bunu da yaptıktan sonra remove movie from watch diyelim. Aa, hatta bunu da değiştirelim ya. Düzenli olsun. Burada bunu bu şekilde kullanmışız ya. Neyse değiştirmeyelim. Değiştirelim. Çıkarsa hata çıksın ya. Hayırdır. Şu from'u geleceğim. Yukarıda da değiştireceğim. App sorudan unutmayalım. Remove'da. Remove movie from. Heh. Burada da değiştireceğiz. Remove movie from watch diyelim. Aynı şekilde remove movie from watch diyelim. Mm -hmm. Remove movie from watch dedik. İndik bunu da aktardık buraya sonra kontrolse geldik. Bunu da geldik tabii ki konteksten aldığımızı söyledik ve silme işlemini ne yaptık burada direkt söyledik. ID'yi gönderdik ve bunu da burada silmiş olduk. Eğer içerisi boşsa bir şeyler yazmasını istiyorum. Ne yazsın mesela watch listede ki içerisinde hiçbir ürün listede hiçbir ürün yok gibi bir şey yazmasını istiyorum watch liste geldik. Dedik ki <laughs> watch list length eğer büyükse true ise bunu yaz değilse tamam mı? Aç parantezini h2 aç ve class'ın içerisine gir. No movies de listenizde film yok diyelim. Hatta üç tane de nokta koyalım. Evet buraya geldi. Aynısını şunu kopyaladık. Watch'ta da yapmamız gerekiyor. Burası true ise burası true ise bu değilse bu diye bunu da aynı şekilde yapmam gerekiyor. Evet ikisinde de yapmış olduk. Ne eksik? Şuradaki movies kısmı eksik. Hemen onu da aktaralım diyelim ki şuraya aktaralım onu healing'in altına. Bunun ismi ise şöyle açalım. Hmm. Count pill. İçerisine gir. De ki watch list. Bu watch mı tamam. Bu Watch'tan içerisindeki length. Yani kaç tane varsa uzunluğunu direkt yazar. Eğer watch'un length'i küçükse 2'den ne yazacak bu? Movie yazacak. Sadece bir tane olduğu için İngilizce'de movie yazar. Eğer DS değilse 2'den e, şeyse 2 ve daha üstü ise ne yazacak? Movies yazacak. Yani bunu tam tersi de diyebiliriz. İşte 1'den e, büyükse de diyebiliriz. Tam tersi de olabilir. Evet geldik. Üf çok manyak bir şey yazdı burada biz bunu hiding'in içerisine mi yazdık? Şurada yazmamız lazım sanırsam. Evet, bu iyi dedik. Şimdi ekleyelim bakalım oraya. Dur, aynısını gelip şeyde de eklemem lazım. Watch listede He Header'ın içerisine girdik. Buraya ekledik tabii ki watch e değil, watch list olacak. İkisini şuradaki ikisini değiştirelim. Aynı şekilde olsun. Şimdi Harry'ye geldik. Harry 1 2 3 4 dedik. Harry ekledik buraya. 4 movie istedik, for movies. Sonra bunu aldık, ekledik, ekledik, ekledik. Geldik izlenenlere, aynı şekilde burada da 3 movies olduğunu söyledik, sildik, bunu buraya ekledik. Aynı şekilde burada ekledik. Bir saniye, bir şey var orada sanki. Sildik. Yok, siliyor. Tamam, sıkıntı yok herhalde. En yani son kontrol ederiz tekrardan. Bu da okey şuradaki butonu yazmamışız. Add to watch list yazıyor ya. Bunu hemen result karta gidelim. Bunun aynısından diyelim at the watch list değil watch diyelim. Tabi biz burada neyi kullanacaktık? Global state'de at the watch olacaktı. At movie to watch to kullanacağız. Burada da zaten biz bunu göndermiştik bir kere. Tekrardan yazmamız gerek yok. İşte bunun güzelliği global olarak bir context API kullanıp bağlantılı state'leri bu şekilde oluşturmanın güzelliği bu zaten. Zaten bu user reducer ile Redux yani şu anki bugün kullandığımız da Redux'ta başlangıç için gerçekten zorluk çekmezseniz Hemen hemen işte Redux'ta kullandığımız user reducer da aynı şekilde işliyor. E ne yaptık? Bunu aldık. Add movie to watch dedik. Nereye göndereceğiz bunu? Tabii ki result karta diyeceğiz ki bir de bu var. Bunu da al. Sen bu butonu da şöyle alırsın ve add to watch dedik. Buna tıkladık. Bu sefer ne oldu? İkisi de şey oldu. Yani bu şekilde bir yer almış oldu. Tabii bunu engellemek istiyorum. Ne diyeceğim? Hmm. Şöyle bir şey diyebilirim. Sort movie dedik ya. Bir de buraya gelip aynısını kopyala. Watched diyelim, tamam mı? Bu ise e, watch list var bir de watch watch da almamız gerekiyor. Sonra bunu da aldık. Bu şekilde içerisinden döndürdük ve bunu da buraya aktardık. Değil mi? Aynen. Hatta bunu yukarıya aktaracağım. Ne yapıyorduk? Şimdi. Hmm. Eğer watch list bu, tamam mı? True dönerse true dönmezse bunu alacağız. Eğer bu da true dönerse true dönmezse false alacak. Peki bu story watched'ı nerede kullanacağız? Tabii ki gelip burada kullanacağız. şimdi oldu. Bunu ekledim. Buraya gitti. Buraya ekledim. Buraya gitti. Evet en son bir kontrol ederim arkadaşlar hep beraber güzel bir uygulama yapmış olduk. Bunu netlify'a bunu netlify'da paylaşabilirsiniz. Aslında hemen bunu da yapabilirim. Şimdi ne yapalım? Tek tek kontrol ederim. eksiğimiz gediğimiz bir şeyimiz var mı? Watchlist'e ekledik. Eklendi. Tabii ben hala tedirginim. 1 2 3 4 Ekledim. Bir tane de buraya ekledim. Buraya ekleyince ne oluyordu zaten? ikisine birden ekleniyordu. İzlenenlere gittim. Tamam mı? Bunu buradan çıkarttım. En sona bunu attı. Ben bunu tekrardan buna gönderdim. İzlenenlere gitti. Bunu buradan sildim. Sildi. Bunu buradan sildim. Sildi. Bunu gönderdim. Harry Potter şu renk olanı aldım izlenenleri gönderdim bunu da bu şekilde attı yeniliyorum sıkıntı yok yeniliyorum sıkıntı yok 3 movie istiyor one movie diyor ve güzel bir şekilde izlenecek filmler izlenecek filmler yazmışız şuraya da değiştirelim siz belki fark etmişsinizdir izlenen filmler yazacak burada bu watch sayfasını gideceğiz ve diyeceğiz ki bu komponente izlenen filmler diyeceğiz Evet burada da bir şey olmadığı zaman listenize film yok gibi bir uygulamamız da gerçekleşmiş oldu. Bunu Netlify'a da atalım mı? Hadi atalım. Evet internete artık aktarma zamanı geldi. Projemizi internete aktaracağız. Global ortama atacağız. Bazen arkadaşlardan e, mesajlar geliyor, yorumlar geliyor. Buradaki projemizin linkini aldık, biz kopyaladık, arkadaşımıza attık WhatsApp'tan ama onda çalışmadı. Çalışmaz arkadaşlar. Çalışması için aynı ağda sizin e, bir şey yapmanız gerekiyor, bulunmanız gerekiyor. Mesela bu linki kopyalayıp telefonunuzda açarsanız telefonunuzda açar. Ama e, arkadaşını sizin eğer ağınıza bağlı değilse başka yerdeyse çalışmaz. Bunun için zaten biz ne yapıyoruz İnternette bunu global olarak Paylaşıyoruz bazı hosting firmaları falan sayesinde tabi biz bunu ücretsiz olarak paylaşacağız. Ne yapacağız? Geleceğiz zaten bunun içerisinde react'de e, Bir şey geliyor build diye react e, npm e, Start Build diyeceğiz ve bunu da Build edeceğiz ve deploy için hazır hale gelmesini sağlayacağız. npm start bir dakika npm run build diyeceğiz. start değil run diyeceğiz evet. Şu anda bakın bana bir tane buraya build şeyi oluşturdu klasörü. Burada tabii ki bazı şeyleri nasıl daha iyi yapacağımızdan bahsediyor falan ama sanırsam böyle de biz bunu build edebileceğiz. Geleceğiz. Nerede diyeceğiz? Netlify edeceğiz arkadaşlar. Netlify'a giriyoruz. Burada ücretsiz olarak React uygulamamızı, JavaScript uygulamalarımızı deploy edeceğimiz bir hosting firması. Burada istediğiniz şekilde girebilirsiniz. Ben hemen buradaki GitHub adresiyle gireceğim. Bilgisayar yönetinin GitHub adresiyle. Evet, şu an bana bir kod gelecek. Hemen ben bu kodu gireyim. Evet, gelen kodu ben aldım. Bu şekilde girişimi yaptım. Artık Netlify'da bir hesabım olmuş oldu. Şu an ben ne yapacağım? Şöyle bir reklam gelecek, tamam mı? Import e, diyeceğiz buradan. Tabii from git diyor. Biz from git demeyeceğiz. Bizim burada manuel olarak elimizde bir e, ekleme işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi, evet, buradan e, biz bakın, eğer hiç projeniz yoksa gelip, burada build dosyamız var, oluşmuştu zaten. Bunu alacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bunu buraya atacağız. Şu an yükleme işlemini gerçekleştiriyor. Evet, şu anda yüklenmedi diyor ama yüklenecek. Evet bakın yüklendi. Şu anda geliyorum ben bunun ismini değiştiriyorum. Buradan site settings de artık change site name diyor. Ben diyorum ki bir saniye kapı çaldı. Sonra işte ben bu site ismimi değiştireceğim. Ne diyeyim? İşte emin. Ee, YouTube Watch list diyeceğim tamam mı Sev diyeceğim Evet kaydedecek şu anda tekrardan şu linke tıkladığım zaman hoppala artık ben bu linki arkadaşıma eşime dostuma kankam artık kime atarsam o da ulaşabilecek buradan da ekleyebiliyoruz görüldüğü gibi Evet arkadaşlar. E, bugünkü videomuz bu şekildeydi. Güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Elimden geldiğince de akıcı anlatmaya çalıştım. Eğer beğendiyseniz yorumlar kısmında e, teşekkürlerinizi yazabilirsiniz. Bu beni motive ediyor gerçekten. Hayriyeten sizden ricam videoyu beğenip bir de e, abone olursanız çok teşekkür ederim. Beni memnun edersiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yeni videoda, yeni JavaScript, React videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.